Euzubillahirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima 42. Dima'nın 7 mertebesinden tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat dersinin galiba zannediyorum 6. dersi. 6 olacak. Evet değil olur mi? İtikat, onu yazalım. 6 değil mi abi? 6 mı? 6 mı? 6 Sen bilmiyorsun. Tamam, dayanır. İtikat, 6. ders. Nerede oldu? Sistematiği çok sevdiğim için. Küçük çekmece sularında. Tamam mı abiler? 2018 çok önemli. Geçen haftaki yazı bir haftada nasıl soruyor? Peki şunları şöyle kaydıralım. Hazır mıyız? Evet. Sayfa 204. Mektubat 23'ten okuyorum. Dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bir daha. Dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğunu itikadındayım. Şimdi buradan ne çıkarmışız? İtikat, insanın kişiliğini oluşturur veya kişiliğini oluşturan onun itikatlarıdır. Bir daha, insanın kişiliğini oluşturuyormuş itikat, batıl veya hak itikat. İnsana kişilik verir veya kişiliğini ortadan kaldırır. Veya kişiliğini oluşturan onun itikatları. Dimağın diğer meratiplerine kişilik kazandırıyor. İtikat, tahayyülüne, taakkulüne, tasdikine, izanına. Bu çok ilginçtir. Ali, ne yapıyorsun abi? Notlar alıyorum abi. Tamam mı? Defterin yok mu senin bu şey? Sana gelmemiş mi bu sayfa? Yok, onu alıyorum şimdi. Tamam, anladım. Şimdi niçin dedim biliyor musun? Sen bir zaman demiştin ki, her şeyi her şeyle dima alakadardır, hepsi hepsini yapılandırıyor. Ondan sonra o zaman geçmişti ki, yani alttakiler üsttekileri yapılandırır da, üsttekiler alttakilerde nasıl yapılandırır? Aslında dediğin doğru, işte burada çıktı karşımıza. Yani dimada meratif varken, gözükürken, yani müstakil gibi gözükürken, hepsi hepsiyle alakadar, hepsi bir üstünü de inşa ediyor. Aynı zamanda o kaliteli üst, yani mesela kaliteli taahhüt, tasavvur, taakul, tasdik. Tasdik taakuldan üstün. Ama dönüyor, kaliteli tasdik taakulu inşa ediyor. Yapılandırıyor. Yani mesela diyelim, benimde bir yanlışlık var diyor belki. İtikadın sağlam verdiğin. İrtikadın sağlam. Taahhülün güzel kaliteliyse itikadın, taahhülünü de kaliteli yapıyor. Gaye hayal oluyor. Mesela usta diyor, gaye hayali olmayan zihinler nelere döner. Yani bir gayesi yoksa, bir hedef yoksa insan sokakta yürürken hayali nedir? Ben merkezde hayaller olur. Ya cinsellik olur, ya mide olur, ya şöhret olur. Hayalleri bu merkezde olur. Yani gaye hayal bir şey yok ki, bir seviyesi olmayınca önüne gelen bir şey gaye olur. Gayesi olan da hayali olur. Kimin gayesi neyse, hayali de o cinsten olur. Şimdi itikadı kaliteli, tamam mı? İtikadı kaliteli. Yukarısı yani. Tahayyülünü de değiştiriyor. Ona hedef tayin ediyor. Mesela bununla bir başıma geçen bir şey anlatacağım. Anlatacağım, uzun değil, çok kısa. Yatıyorum. Ondan sonra bu işte bu cümle o zaman çıktı Gafur. Yani biz bu dünyaya
sahiplenmek için sahip olmaya gelmedik. Bu yatakta olan bir cümleydi. Biz bu dünyaya sahip olmaya gelmedik. Şahit olup şahit olacağız. Şahit olduktan sonra gerek manevi gerek zahiri şehit olmaya geldik. Bir daha cümle. Biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olup şehit olmaya geldik. Şahit olacağız mevcudata, mevcudatta aynalarındaki Cenab-ı Hakk'a. Cenab-ı Hakk'ın zatına da, kainata değil, kendimizdekine de şahit olacağız. Sonra bu şahit olmanın mertebesinin akıbeti de şehitliktir. Hakikaten şehidi. Yani niye buraya atladım gibi gözükürken aslında atlamadım. Yatarken de hayatın gayesi neyse hayalinde, sokakta yürürken hayalinde o cinsten olur. O yani aslında insan ben kimimi anlamak sorusuna cevap vermek için sokakta giderken kimse yokken, bir de evde hiç kimse yokken, sokakta giderken neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan, o iş adamlar hariç, onu kastetmiyor. O normal beşeriyetin dışında, boş kaldığın zaman, affedersin, cinsellik ve mide eksenli mi hayallerin var, iş dünyasının dışında. Yoksa bir gaye, bir fikir adamı veya bir insanı kendisini inşa etmek, etrafında bir hayalimi, tasavvurların çalışıyor. Peki, senin kim olduğunu en güzel belirleyenlerden bir tanesi de sen seni görmen için. Evde hiç kimse yok, tek başınasın ve her şeyi seyretme imkanı varken, televizyonun varsa evde, o da, o sensin. Hayalimsin yani. Evet, ben bunun için söyledim. Mesela, o evde nasıl kılıyorsun namaz? Sen olsun. Bak, o sensin. Sen sanasın. Benim yanımda öyle kılma. Ben senin yanında namaz kılmam. Öyle cakka yapmam değil. Hiç kimse yok. Ben evde ne yapıyorum? Namazı nasıl kılıyorum? Sokakta yürürken tahayyülüm ve tasavvurum hangi cinse, mesela adam doktordur, adam işini vesaire, ticaretiniz var, onu kastetmiyor. Sokakta tabii ki onların etrafında bir fikirler dönecek. Yani bu beşeri levazımatın dışında boş kaldığımız zaman ya bizi hayal hangi şeye çekiyor onu diyor. Üç tane şahsiyetinizi sakın kaçırmayın. Üç tane şahsiyetin insanda olduğunu bilemeyen kendisini asla ve kata psikolojiden kurtaramaz. Asla ve kata evinde huzur bulamaz. Asla ve kata Allah'a karşı ümitli veya yeis gırdabınlardan, anaforuna kurtulamaz. Abi, çok özür diliyorum. Şunu eklemek istiyorum lütfen. Şimdi Harun, siz hep anlatırdınız, İmam Rabbani'nin bazı mektuplarından örnekler verdiniz. Onu merak ederek herhalde baktı, araştırdı, benimle de paylaştı. Fakat bir noktadan sonra bana dedi ki dur. Neden? Çünkü biz Risale-i Nur bize küser. Bu mektuplara fazla yönelmeyelim. Orada ben hissettim ki Aslan abi, şu söz çok kıymetliydi. Hani siz diyorsunuz ya, biz Risale-i Nur'a bakmıyoruz, Risale-i Nur ile bakıyoruz. Şimdi bu bizim artık karakterimize oluşmuş. O gözlük örneğiniz de çok mükemmeldi. Hani gözlüğe bakmıyor kimse. Aha. Gözlüğü takarak gözlükle bakıyor. Bu gözün dışındayken gözlüğe bakıyorum. Ha, şimdi gözlükle bakıyorum. Gözlüğü de bakıyorsun. Yani biz abi bundan sonra inanın, ben işte de uğraşırken, yani yanlış anlamasanız şunu ifade etmek istiyorum. Sabahın göründe abdeste kalkıyorsun sabah namazı için. Abdeste kalktığım zaman gözüme takılan sabun ben sabah paylaştığım tefekkürümü oluşturttu. Hani, çok ilginç ya. Evet. Yani dolayısıyla biz hep hayata Risale-i Nur gözüyle bakıyoruz. Çok güzel. Mesela çok benimle de paylaştı da paylaşmaya değer bir şey. Mesela bir insanlarla yakın olursan bulaşır yani sana, sirayet eder. O da sabun tuvalette de konuluyor tuvalete. Veya umumi şehirde de konuluyor. Bu kadar insan elini alıyor. Tamam. Fakat sabun değil o adamın pisliği, sabun onun pisliğini temizliyor. Tamam. Sabun gibi böyle, çünkü sabun da
ne kadar temizler, ne kadar arı duru olursa, kaliteli olursa, biz de sabun gibi tek boyutlu olursak, imai ve küfür, siyah ve beyaz sabun olmazsa, tek boyutlu olursa o zaten temizleriz. Melekler, meleklere bile sirayet etmiş biliyor musun? Şeytanın. Şeytanın şüphesi meleklere de sirayet etmiş. Ya Rabbi senin şükrüne biz kafi değil miydik? Kur'an'da. Tamam mı? Niye onu iş yaptın? Ustad işareteceğiz de diyor. Meleklerin, şeytanın o habis ruhu meleklere sirayet etmiş olmalı ki sonra biz senin şükrüne kafi değil miydik? Kan dökecek, fitne ve fesat çıkacak, beşeri mi yaratacaksın? Sordu. Allah ben diyor insan oğlundan takip etmiş olduğum öyle gaye var ki siz de bilemezsiniz. O zaman Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Bu meleklerin sözüdür. Yani seni tesbih ederiz. Bizim ilmimiz yoktur. Bizde var olan ilim de sendendir. Peki Hasan abi şunu diyebilir miyiz? Meleklerin ilimleri sabittir. Emri itibari, emri nisbileriyle geliştirip ikinci bir akıl mertebesinde emri nisbi, emri itibariyle yapamıyorlar. Doğru. Yani. Kesinlikle. Statikler, sabitler. Doğru. Terakki yok ki. Terakkinin olmamasının sebebi adınız gibi biri. Bir şeyde terakki varsa hemen şunu diyeceksin. ABC'cisi. Emri nisbi, emri itibarisi vardır. Allah Allah. Sana bir bak, bakın ne düşündüm. Tövbe estağfurullah şimdi ya. Bir dakika ya. Şimdi bakın dediniz ya Hasan abi, bu mertebeleri, üst mertebeleri oluşturuyor. Üst mertebeler de alt mertebeleri kalitesini yapılandırıyor, kalitesini artırıyor. Evet. Ama şu sözünüzde vardı ya Hasan abi ki, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı gibi düşünürsek, daha aralarda, o aralarda Hasan abi, bu itikat altları yapılandırmadan, bu itikadı yapılandıran başka bir şey daha var. Risale-i Nur bizim için bu o zaman işte. İtikadımızı yapılandırarak bizi o şekilde bakmaya yönlendiriyor. Evet. Kur'an. Mesela bakın, Risale-i Nur'u okumayan şuna benzer, gözlüğe bakan. Risale-i Nur ne diyor, hep Said Nursi'den bahsediyor, ona yalan. Küllümen yalan. Hiç ondan bahsetmez. Yani ancak Bediüzzaman o ayna darlığında bahseder. Said Nursi'den bahsetmez. Yalan. Küllümen yalan. Şimdi gözlüğe bakıyor. Vay be nasıl gözlüktür ya. Siyahdır işte şöyle de bak kırılmıştır falan şurası çukurdur. Geldikten sonra ne sapı görüyorsun ne burayı görüyorsun. Ha bununla görüyorsun. Risale dışarıda olan, dışarıda olup konuşanlar Risale-i Nur görüyor. Nurcular içinde iken ki içindedir. Risale-i Nur'u görmüyor. Risale-i Nur'la görüyor. İnsanlık alemi içinde Kur'an aynı şeydir. Aynen. Mesela dışarıdan bakınca Kur'an'a bakıyorlar. Kur'an'a girdikten sonra Kur'an'la bakıyoruz. Aynı şey kardeş. Şimdi ben anlatıyorum şimdi mesela. Beraber şey yapıyoruz. İlk önce dışarıdan bakalım. Ne yapıyor ya? Tahta da şudur. Ama çok iyi biliyorsunuz. Hepiniz diyor. Aptal değilsiniz. Esnafsınız. Vesaire memursunuz. Şudur budur. Peki çok iyi biliyoruz. Ha dışarıdan baktığın gibi değil bu. Biz bununla bakıyoruz kendimize. Tamam mı? Şimdi şunu yazmakta fayda görüyorum çünkü göz görsün sabah sabah. Ben açılmış olalım. Abiler itikat, bu çok önemli. Aşağısı neydi abi? Hiçbir itizaz. Başka? Tasdik. 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 Unutuyorum Mehmet abi. Sabır. Selam. Tasdik. Tasdik. İki tane yapıyorum. Burayı çıkarmış. Hep gafurlu suçu. Benim işim yok. Yanlışım da onun. İyiliklerimi. İstim alıyorum. Taakkul. Öyle mi? Şimdi burada göstereceğim de. Bak. Şunu yapılandırıyor. Bu da bunu yapılandırırken aynı zamanda bunu da yapılandırıyor. Bu da bunu yapılandırıyor. Bu da bunu yapılandırıyor. Bu da bunu yapılandırıyor. Bu da bunu yapılandırıyor.
Bu böyledir. Aynı zamanda bu, bunu da yapılandırıyor. Bunu da yapılandırıyor. Bunu da yapılandırıyor. Bunu da yapılandırıyor. Besliyor. Şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Tahayyül, bütün dimağın işlemesi için bir zemindir. Çünkü hayalle başlıyor. Hepsi, sıfa değil. Aynı bunu yapacağım. Sıfa değil abi. Bu, bunu da yapılandırıyor. Çünkü yani düşünce tefekkür. Bunu da yapılandırıyor. Bunu da yapılandırıyor. Ortaya basıyor. Bunu da yapılandırıyor. Bunu da yapılandırıyor. Bunu da yapılandırıyor. İlla yevmil kıyam çıkıyor bu böyle. Tamam mı? İki. Üçüncüyü de yapayım sonra kesin. Çünkü israf gibi gözükürken buyur. Bak. Bu bunu yapılandırıyor. Bunu da 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 yapılandırıyor. Tamam mı? Hep böyle düşün. Kalkıyor bu adam, bu yapılana. Şu itikat, bunu meydana getirdiler. Batıl veya hak. İtikadın iki yönlüdür. Batıl ve hak. Batıla da itikat var, hakka da itikat. Ama batıla iman yoktur. İman tektir. Çünkü iman Allah'ın nurundur. İrade-i cüzeyinin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu zatının nurudur. İş atacağız 42. Tamam mı? Onun batılı yoktur. Zaten itikat iman konusun diye payandır. Yani en güzel tespitimiz, yani bu itikat dersimizde, timada, yani Allah imana o kadar koruyor ki, imanım gitti, vesvese evim, evamı kaldırıyor. Niye? İtikattan önce, imandan önce, iman aşağıda ya, itikada geliyor darbeler, vehim ve vesveseler. Yani itikat, itikadı bozuk olunca kafir olmuyor. Ehli bidâ oluyor. Abi iki türlü payanda oluyor. Şöyle, imanı delillendirdiği için, hani güçlendirdiği için neyle iman edecek? Malzeme lazım. İtikad o malzemeyi sağlıyor. Şimdi bu adam bu inşa oldu mu abi? Şimdi diyeceğim şuydu. Bunu şey için çizdim. Şu anda yapacağım için çizdim. Bu itikad da geliyor. Çok teşekkür ederim diyor. Bunu da inşa ediyor. Yapılandırıyor. Buna da yapılandırıyor. Ha, acayip bir şey. Bu sistemi bilmeyen bir insan. Şu kafirin dinliyor musun? Bu şeyi bilmeyen bir insan veya bilen insan, tamam mı? Vesvese ve vehimini öyle terakkiye basamak yapar ki akıl hayal durur. Değil vesvese ve vehim seni hasta etmesin. Mesela hastasın. Hemen tahayyülde ve tasavvur, düşünce bozukluğu var. Peki bilirsin ki bu birim müstakildir. Bunlar tek tek müstakildir. Bu ben çok kötüyüm demek. Mesela aklım gidecek diye insanlar müracaat ediyor bana. Aklım burada. Aklım gidecek, bunu akılla söylüyor. Hani ruhu inkar edenler var ya, ruhuyla yaptıkları gibi. Oysa o düşünce aklım gidecek dediğine göre, endişe ettiğine göre aklı gitmemiş daha. Çünkü aklı gitse deli, aklı gittiğini bilmez. Bilmediği için delidir. Deli olduğu için aklı gittiğini bilmiyor. Hala aklım gidecek diye endişe ediyorsan bu aklım burada. Ha, senin dediğin o şu bir. Hayaline gelmiş bir şüpheyi. Ha, akla gelmiş bir şüpheyi zanneder. Şimdi peynir bozuldu kenardan. Armut biraz çürümeye başladı, portakal. Kes. Bu birim bozuk. Bu birim bozuk. Bu birim bozuk. Bu birim bozuk. Değil. Bu birimlerin bozulduğunu zannedip ettiği için ilaç içiyor. Yani
ya tahayyülü bozuk, televizyon, internetlere muhtela olursan, burası bozuk. Her şeyi okuyorsanız... Abi çok özür diliyorum. Yani cümleyi bitirin de. Ama hayır, şu çok önemli, evet. Bunu kayda alalım. Sırf bu bölümünü, evet, ayrıyetten şey tamam yapalım inşallah. Hangisinden başlayacağım? Şimdi tahayyül bozuluyor. Vesvese hani evet, her tarafa müdahale ediyor, her tarafa bozulmasına gidiyor. Bak, tahayyül her şeyi seyretmeyle bozulur. Tasavvur her şeyi okumayla bozulur. Tamam. Tahakkul endişe eder. Aklım gitti mi? Aklım gitmediğini bilir, endişe etmesidir. Acaba benim aklım bozuldu mu? Oysa bu sistemi bilse, bu ayrı bir birim, bu ayrı birim, bu ayrı birim, bu ayrı birim, bu ayrı birim, bu da, bu da, bu da. Bu bozuldu. Bozulan armut gibi, karpuz gibi, ne bileyim peynir gibi, kes at bunu. Bunu bloke et. Eline bir tane eline diken battı. Hemen vücut onun etrafını çeviriyor, bloke ediyor. Ve sarı irin olarak orayı kurutup dışarı yaptırıyor. Bunu da öyle yap işte. Yani bu sistemin hepsi müstakil olduğun ama birbirine geçiş olduğun, senin bozukluğun, psikoloji bozukluğun tasavvurda olduğunu, bunlarla alakalı olmadığını bilmemenden dolayı ilaç kullanmak zorundasın. Ama bilsen ki burada bir darbe yedin. Ne düşünce bozukluğu geliyor. O zaman her şeyi dinleme, her şeyi okuma demektir. Ya rüyalarım bozuk, kabuslar basıyor, türlü türlü şeyler geliyor, zihnime şekiller geliyor diyorsan film seyretme, internetlere girme. Bu sistemi bozuyor şunu. Tamam. Bu sistemi bozuyor. Şimdi ne yapsın benim gariban doktorum? Bunu bilmiyor. Yani bu sistemi bilmiyor. Şöyle bilmiyor. Bu dini bir şey. Akılda tamam bir şey bozuldu mu? Çeşitli hastalar işte hayal bozukluğuna, tasavvur bozukluğuna tanımlarını yapmış ama bu mertebelerin böyle geçişte olduğunu şey yapamıyor. Mecbur olacak. Bunlar şey değildir. Maddi bir organ değiller bunlar. Bunlar maddi organ değil ki. Tahayyül kapı, tasavvur kapı, taakul kapı, itikat kapı. Bir verelim, itikadın düzelsin. Var mı böyle bir kap? Ana sana bir kap vereyim, izanın düzelsin. Var mı böyle bir kap? Yani şey, kap. Ya tasdikim biraz bozuk doktor bey. Var abi. Var mı? Var abi. Nedir abi? Risale'nin. Harika. Ver diyen doktordur. Yani sorun normal bir adam dese, yani doktor olduğu için. Ha şimdi, Allah razı olsun, ebeden daima. Bak şimdi. Bu sistemi bilmeyen ilaçtan kurtulamaz. Öz sözüm şudur. Her şeyi seyredersen tahayyülün, her şeyi okursan tasavvurun bozulur. Onun için Risale-i Nur talebeleri için der ki tarihçede, Nur talebelerinin kafasında bir dikkat latifesi var diyor. Dikkat, onun için Nur talebesini her şeyi okutturamazsınız. Her şeyi seyrettiremezsiniz. Niçin? Onun o sistemi aktif. Allah aşkına şu dikkat, laf olsun diye bir dikkat değildir. Dikkat bir latifedir. O canlı olursa hem dersleri canlı dinlersin, hem dersleri canlı okursun, hem de bu meseleyi canlı çözersin. Dikkat bu. Bunları atışa şey yapıyor. Her şeyi makamına koyuyor. Dikkat. Mesela şunu da misal vereyim. Dikkat latifeyi. Memurum, bana dosya getirdiniz, attım depoya. Araba tescil dosyası, bilmem ne dosyası, tıp dosyası, efendim hastane dosyası, hukuk dosyası, hepsini devlet bir depoya yığsa. Evet abi, arabanın şimdi plakasını değiştireceğiz. Benim dosyalarımı nasıl bulacaksın? Sen memursun. Ha, dikkat nedir? Mehmet bilmem ne, Hasan bilmem ne. Bu tıp, bu hukuk, bu trafik, bu bilmem ne. Tamam dosya. Şimdi ne yapıyor onu? Hepsini yerine koyuyor. Yani dosyayı diyor ki trafik İstanbul'dur, Edirne'dir. Yani şunu, her şeyi yerli yerine istif eden dikkat latifesidir. Dikkatı bozuk olanlar odaları da bozuktur. Yatakları hayata indirgenmeye dersi hoşlanmadığım için her şey birbirine girmiştir. Atmıştır kenara, tamam mı? O onu oraya getirmiştir. Dikkat latifesi. O neredeydi? Hepsini yerine koyacaksın. Tamam mı? O dikkat latifesi bunlara işte sana koyuyor. Diyor ki Nurcu'ya, her şeyi seyretme. Nurcu'ya diyor ki dikkat et. Her şeyi okuma. Her şeyi seyreden tahayyülü,
her şeyi okuyan tasavvuru bozuk olur. Ondan sonra genellemeye başlar. Ben hep bozum. Bozuk değilsin. Tamam. Şimdi bu itikadımız demek ki buraları da inşa ediyor. Bakın bunu inşa ediyor. Tamam. Bunu inşa ediyor. Bu inşadır. İnşa yukarıya doğru. Buradan aşağıya ihyadır. Yukarıdan ihyadır. Aşağıdan yukarıya inşadır. Çünkü ağaç yukarıya doğru ihya olur, inşa olur. Allah'tan da ihya eder. Hayat verir. O zaman yukarıdan aşağıya ihyadır. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ihyadır. Aşağıdan yukarıya inşaattan düşün. İnşadır. İnşa. Kurbiyetini önce ortaya koyacaksın. Şimdi tahayyülünü tasavvuru olarak inşa eder. Yani inşa inşaattan tuğlaları koyduk çıkıyoruz. İnşa. Yani ihya ile inşa farkı çok farklıdır. Eyne sere mine sere 180 derecedir. Şimdi tahayyül tasavvurumuzu inşa eder. İnşa etti. Şimdi bitti mi itikat? İtikat gelir. Kaliteli bir itikat mı? Kaliteli bir itikadın kaliteli bir tahayyülü olur. Yani iş dünyası hariç, tıp hariç, doktorlar, esnaflık hariç. Tabii aklımız hep orada çalışacak da günde. Onun dışında boş kaldığın zaman bir insanın tahayyülü ve tasavvuru nereye çalışıyorsa o insanın kendisini belirleme, tanıma adına güzel bir kimliktir. Yani tek başına kaldığın zaman evde namazı nasıl kılıyorsun, televizyonla nerelere giriyorsun, o sensin, seni sana gösterir. Tek başındayken oluyor. Ha demek ki sen bunları inşa mı ettin? İtikadını geliyor, seni ihya ediyor. İtikad senin tasavvurunu düzeltiyor. Onun için itikad iki yönlüdür. Batıla da itikad vardır, hakka da vardır. Ama iman tektir. Batıl iman yoktur. Batıl itikad vardır. Tamam. Şimdi geçelim Bunu ihya ediyor. İnşa ediyor, yapılandırıyor. Bütünlüğe de yapılandırma denilebilir. Yapılanma. Yani inşa ve ihyanın da ikisine de sistemin adı yapılanma yani. Evet. Yani abi şuna da bir şey demek lazım yani. İtikadın çok sağlam sistemin kendisine ne demiştik? Yapılanma. Yapılanma. Efendim abi seni dinliyorum. İtikad çok sağlam bile olsa tasavvur ve tahayyülde bazı şeyler gelmeyecek mi? Gelmez olur mu? Ne kadar sağlam olursa olsun sağlam değil o kadar. Onu sen iddia ediyorsun. Çok sağlam olursa Ustad Bediüzzaman gibi itikadı. Çok sağlam derken senin kastettiğin. Senin sağlamlığını nasıl anlarız biliyor musun? Eğer bu o kadar sağlamsa bu da o kadar sağlam çalışır. Çünkü Ustad şöyle diyor. Gayi hayal olmazsa, yani iştir, esnaftır, fabrikadır, onun dışında boşta yürüyorsun sokakta, yatıyorsun gece yatakta, insanın zihni nereye çalışıyor, hayali, tamam mı? Bak, gayi hayal olmasa zihne enelere döner. Yani ene demek, altyapısı şu demek, uşkurluk ve mide, bel merkezli, şöhrettir, kariyerdir, şuna çalışır. Ama bir gayesi varsa yatakta da onu düşünür. Yani hayali de buna çalışır. Tamam. Ha o zaman itikadının sağlamlığını tahayyül ve tasavvur kontrolsüz çalışırken kontrol edebilir. Hop dur, bunları hayal etme. Hepimiz rastlıyoruz. Ya hani hayal kurma ya bunu. Abi şu açıdan söylüyorum yani ara sıra bir şeyler gelirse ara sıra gelir. Üzülme. Yani olacak bu yani. Bu %50'dir abi. Evet. Sana tarafta %50'dir. Bu senin tam kontrolün de değil. Allah da güne günah yazmıyor şuradan aşağıya. Burada yazmıyor. Şüphe buraya gelir. Vehim buraya gelir. Günah yok burada. Şeytan orada çalışıyor. Şeytan işte çıkamıyor. Burada çalışıyor. Zaten bunun adı çıkınca ne oluyor? Safsata. Safsata. Bu? Bir behre. Nasipsiz yani. Bu ise haberi yok gibi bir tane. Hiçbir şeyde haberi yok ki. Yani tasavvur olarak olayı muhakeme edemiyor. Akıl gibi yani faydalıdır, zararlıdır. Öyle bir şey yok. Haberi yok. Çünkü
Vehim burada, zanlar burada. Zaten buraya senin çöpte İstanbul çöplüğü demiştik. Senin kontrolünün dışında ne kar, o yangında ne alırsan o kardır sende. O zaman buranın bozukluğu olmayan olmaz. Çok istisna insanlar da olur. Burası çöp ya, İstanbul çöp. Sen ne okudun? Çöp burada. Ne seyrettin? Hepsi burada. Buraya zor gitmiş yani, tamam? Bazen okudum. E peki bunu ne yapar bu? Tahakkulde ne çıkar? Bir taraf. Bir taraf. O bile teklif etmeye girmeyebiliyor yani. Girebiliyor. Ondan sonra burada onay geliyor. Tasdik artık orası Kur'an'ın dediğiyle mi? Evet. Mehenge vurmak. O mehenge. Tabii ki mehenge vurduktan sonraki hal. İlim yani. Orada ilim mihenk oluyor o zaman. Evet oluyor. Yani buralar bilgi. Bilgiler dolu vesaire. Cüspeti menfisi var abi. Tabii tabii. Şimdi çünkü menfisi olmasa menfi itikat olmaz. Kardeşim bu ders psikoloji değil mi doktorum? Psikoloji midir? Enfusi midir? Din midir? Zaten öyle diyor. Bir tane ya din midir diyor, ya bu nasıl bir şey değil. Tamam. O dimada bahsediyorsun ve Risale-i Nur mevzuları. Bunları mı? Kitap okuyanlar. Söyle bu belki 10 dakika oldu. Bir kelime söyle hariçten. Ne de olacak? Zaten hariç Risale-i Nur ve hariçten Risale-i Nur. Ona hariç zaten bunlardan bahseder. Nerede var? Söyleyeyim bir kitap da ben de okuyayım yani. Çok da memnun olacağım. Yani güya tenkit edeceksin ama de ki hariç, hariç göster bana. Hepsinin inşa ve ihya'yı sen farkı nasıl bulacaksın başka yerde? Şu bunları bu yapılandırmayı ancak Risale-i Nur'dadır. Olduğuna deli de şu, Nur talebesi bile bilmiyor bunu. Çoğusu bilmez ya, çoğusu biliyorum. Gidiyorum derslere. Dimada meratip var, bu dimağın mertebesi. Bir ahkamı var, bir de hükümleri var, bunun çıkışları var. Bu işte çıkışları. Bu çıkışları, itikatta ne? Salavet. Salavet ayrı bir konu. Bu taassup, bu iltizam. İntisal. Vesaire, intisal. İltizam da bu. E şimdi bu sistem, şurası vesvese ve vehim yapan kardeşime diyor. Şuradan aşağı zaten kontrolün dışında yangından ne kadar mal kurtarırsan o kadar kârdır. Bir şeyi kontrol ettinse yeter. Bugün hasta olmalarının sebebi şurayı ben niye kontrol edemiyorum? Edemezsin ki böyle bir şey yok ya. Bu sistem ya. Ha istiyorsan ben sana iki şey söylüyorum. Bu işin biraz çalıştığım için söylüyorum 30 sene. Her şeyi seyretme, tahayyülün kaliteli olsun. Her şeyi okuma, tasavvurun kıymetli olsun. İstiyorsan ben bunu yapıyorum. İki tane girdi var abi. Göz kulak. O kadar. Ha göz kulak. Ben bak Nur dersine de site şey var. Gireyim diyorum. Bilgisayar burada ve tekim. Daire tek kalır. Namertim ya dün akşam. Ona dedim mailime bakacağım. Mailin kenarında dedim bir sürü şey geçecek ya. Boşver dedim mailine. Ne bakacağım şimdi? Bir şeyler gelir zihnimden çıkar. Şimdi ne güzel güzel bir manayla yatacağım şimdi. Bunu açmadım mailimi de. Kontrol et. Yani, tasavvur ve tahayyülümüze haksız temellük etmeyeceğiz. Onlar sadece bizim değil. Harika. Bu cümle güzeldi. Temellük etme kardeşim. Sahiplenme Allah aşkına buraya ya. Ha kontrol etmek istiyorsan her şeyi seyretme, her şeyi okuma. Nur talebelerinde zaten bir dikkat latifesi var. Dikkati dikkat zannediyorlar. Dikkat dikkat değildir. Dikkat latifedir. Her şeyi yerli yerine tasnif eder dosyaları. Memurda misal verdim. Her dosyayı attı depoya, attı dosya. Tıpçılar dosyaları attı. Hukukçular attı. Efendim sosyal sigortalar attı. Ya tamam da dosyayı bulunca ben nereden bulacağım bu dosyaları? Ha, her birim, her bir kurum kendisine göre sistematik dosyalaması buna dikkat latifesinin örneğidir. Dikkat latife de böyle yapar. Tahayyülü tasavvur Abdurrahman, taakulu taakula dizmektir. Dikkat. Dikkat için şöyle der muhakematta. Bir kızın şeyidir diyor. Mehridir diyor. Yani ona verilen bedeldir. Dikkatini verirseniz latifenizi bunu alırsınız. Şeytanla da o zaman münasebeti var. Ayakkuza sevk eder diyor, dikkate sevk eder. Tabii. Ya ne yapar? Onu aktif için dikkat latifesini nereye verirsen, batıl hak ikisi de aynıdır. Şey yapar, dikkat latifesi hakka ile çalışmaz. Batıla da dikkat var. Batılın da itikadı var, batılın da dikkati var. O zaman o latifi aktif etmeye çalışınca vesvese bu sefer vesvesenin bir meyvesi nedir? Bir tayakuza sebeptir. Tahariye dairdir.
Ondan sonra ciddiyete vesiledir. Vardır. Tehavvünü defeder. Tehavvünü defeder. Aldırış, aldırma var ya, onu da atar vesaire. Beş tane şey sayıyor. Lakaytli atar. Ha. Tamam. Şimdi böyle mi? Bunu çizdik, bak böyle göster. Birbirine karışık gibi gözüküyor ama kısacası buradan endişe etme. Peki burayı nasıl düzeltiriz? Her şeyi seyretme, her şeyi okuma. O yapamıyorsan herkeste arkadaş olma. İkisinin cemi. Herkeste aynı yerde olma. Çünkü sana cümleyi söyleyeceğim, şaşıracaksın. İşaret edeceğiz de geçiyor. Şeytanın pisliği, şeytanın şüphesi, şeytanın vesvesesi vesairesi melekleri bile sirayet etmiş. Sen melek misin ki sana sirayet etmeyecek? İşaret edeceğiz de diyor. Şeytanın şüphesi diyor, melekleri sirayet etmiş olmalı ki melekler, ya Rabbi kan ve fitne çıkartacak kişi, insanoğlunu mu yaratacaksın? Soruyu sormuş. Allah da sizin bilmediğinizi ben bilirim. İnsanoğlundan takip ettiğim bir gayem var ki onun şerlerini nazara almam. Öyle bir gaye takip ediyor ki Cenab-ı Hak onun şey 168'de söylüyor. Bir de 208'de söylüyor işaret-i cazda. Topladım. Benim diyor insanoğluna, onları bir araya getirdim. Tam 4 yerde söylüyor. Benim insanoğlundan öyle bir şeyleri takip ediyorum ki onların fitnelerini, onların günahlarını bir derece nazara almam diyor. Onda takip ettiğim bir gaye var diyor. Sonra şey yapacak. Allah ihmal etmez. Şey yapar. İhmal etmez, mühlet verir. İhmal etmez, mühlet verir. İhmal eder. Evet. İhmal etmez, mühlet verir. Oradan bir şey takip ediyorum. Peki cümlemiz ne? Eğer buraya hakim olmak istiyorsan şeytanla melek bir araya bile geldi, melek şeytanı tesir edemedi. Melek şeytana tesir edemedi, şeytan meleğe tesir etti. O zaman dinimizde bir kayda var Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Hayır mı yapayım, şer mi? Eğer şer yaparsa, hayır yaparken haramla karşılaşacaksan farzı da terk et, yeter ki haram işleme. Defi mefasit, celbi nefaya. Ruçhanet kesmetmiş, hele hele bu asırda usul esas olmuş. Niye? Şeytanla melek bir araya gelmiş, melek şeytana tesir edememiş, olmamış. Çünkü o şey, ama şeytan meleğe tesir esirayet etmiş ki sonra melek dedi ki Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Sen Sübhansın, biz bilmiyoruz, bizde var olan bir bilgi bile sendedir. Özür diliyoruz ya Rabbi dediler. Tamam? Ha peki bu neyi gösteriyor? Bu neye nakletti ya? Ne bilgi konuştuk oldu? Bu sana şunu, bana şunu anlatıyor. Ödüm patlamıştı orayı bir anladığım zaman. Meleklere sirayet etti bir. Vay be, olan dedim. Melek şeytana tesir edememiş. Şeytan meleğe sirayet etmiş. Ulan dedim, ben oturacağım bir adamla, bana hiçbir şey olmaz. Ben oturacağım televizyonda, bana hiçbir şey olmaz. Ben oturacağım aşağılık insana, karaktersiz, şahsiyetsiz, kimliksiz ve kişiliksiz insanlarla, bana tesir etmeyecek. Eder. Ha, sirayet var. İnikas kanunu var, insibah kanunu var. Bundan kurtulamaz. İlk önce sirayet eder, sonra inikas eder, sonra insibah olursun. Aynı boyalanır. Sahabe ile Resulullah arasındaki ilişki insibadır. İman ettiğimiz şeyler var. Resulullah'a iman ediyoruz ama aynı yerde oturmuyoruz. Allah'a ve meleklere iman ediyoruz. İnikas ediyor. İman ettiğimiz şeyle bizi besliyor. Bunun adı inikas. İşte beraber bulunduğumuz veya bulunduğumuz mekanlardan da ve kişilerden ve mekandan bize sirayet eder. İnsibah ruhunu, inikas kalbini, sirayet dimağını bozar veya yapar. Abi bir soru soracağım. Bu sistem içerisinde itikad etsem dimağın içindeki sinyali, elektriği sağlayan sistem hangisidir? Bu iletişim diyor da hepsi kendisi müstakil itikad, izanla olan ilişkisini kendisi mi kuruyor? Yoksa benim zannettiğim gibi tahayyül üzerinden mi oluyor? Şimdi sinyal, iletişim. Bir ikinci, en azından bir şey nedir bilmiyorsak, bir şey ne değildir bilirsek. Şimdi sen tahayyülü çok yücelttin. Ben iletişimin onun üzerinde... Sen bunun üzerine hep oluyor zannediyorsun. İletişimi onun üzerinde oluyor zannediyorum.
Ha yok. Benim anladığım gibi. Benim anladığım kendi sisteminde çalışıyor böyle. Yani ille bu velisini buraya atacak, bu da buraya tesir edecek. Yani şöyle demek istiyorsun, öyle mi? Tasdikteki sistemi buraya atıyor, bunu yapılandırıyor. Bu da buna tesir edecek. Değil, o değil. Öyle mi demek? Yok, temel bütünde bir tahayyül veya... Ya hepsini eletiği veren bu. Öyle zannediyorum. Ha, yok. Hepsini, kendi verisini veriyor ama çalışsınlar diye eletik veren bu veya. O zaman sirayet dediğinizde mesela, o sirayet olabilir mi? Dimağdaki sirayet. Sirayet olabilir. Sirayet, sirayet acayip bir şey. Çünkü niye? Şimdi beni görüyorsun ya. Beni görünce, göz olursa, inikas olur göz göze. Onun için asabi olanlar, evde kavga gürültü yapacaklar, göze bakmasınlar. Mesela aşk maşıklar hep gözden olur. Tamam mı? Gözden şey yapar. Gözden şey olur. İnikas olur. Tamam mı? Düşünceler ve konuşmalar ve mekan birliği sirayet olur. Sigara içmesen bile sigara kokusu sana siner. Ondan sonra konuştuğun zaman çünkü konuşmak şu kelam ruhun dışarıdaki vücut haricisidir. Bundan kelama dönüşürse göz beraber olursak inikas, göze bakarsak inikas, beraber olursak sirayet, göze bakarsak inikas, bir de konuşmaya başlarsak bu insiba olur. Çünkü üçü de olabilir abi. Ha, neye benzer biliyor musun? Şu neyi düşünür müsün abi? Ne? Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Bu şimdi neyi düşünme, bu kalın. Öflenir mi, bir şey çıkar mı? Gafur, çıkar mı abi? Kalemini peki, yapmaz. Çıkıyor mu bir şey? Çıkmıyor. Ne yap bunu? Ne olabilmesi için nedir? İçi boştur. Nefestir. Ooo çıktı. Ha, o nefesi ben 6 tane yukarıda, 1 tane de aşağıda, 7 tane delikle. Bu ham sesi anlama dönüştürürsem parmaklarla, tamam, manaya, manamı taşır. Alttaki delik hangisi? O sonra gireceğiz. Şimdi tamam. Tamam kul mü? Bak şimdi. Bak. Şimdi ham bir ses var. Neyden çıkıyor? Sonra ben beni taşımıyor bu. Beni anlamlandırmıyor bu ses. Ama yaparken ben parmakla şey yaparsam bu sefer bu ses tamam mı? Kelama dönüşür. Kelama dönüşerek şuradan parmaklardan taakulumu, dimağımı, kalbimi ve ruhumu dışarıda ifade eder. Tamam mı? Bu kimdir öfüren? Bu öfüren, tövbe estağfurullah anlamak için, öfüren Allah'tır. Tamam mı? Bu ham nedir? Mec'uldur. Bu ne nedir? Şecere-i şirkattır. Çıkan anlamlı ses, Allah'ın gayesi insandır. Bazı şu öyle der. Mevlana öyle der. Neye insan der? İnsanın üzerine çıkar der ses. Benim tefekkürüm farklı biraz. Ne insan değil? Şudur. Şecere-i şirkattır. Doğru söylüyor biliyor musun? Şunu yapar mısın? Siz herhalde doğru söylüyorsunuz abi. Bak, bu Allah öfürüyor, ham ses. Bunlar hepsi deliktir. Ulan da merak ettim ya delikleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nefise kadar geliyor. Nefis burada başlıyor. Bu da nefiste 7. Ondan sonra tamam vücut haricine çıkıyor. Hakikaten toplu 7. Şimdi bunlar sistem. Tamam? Bunlar da delikler. Çıkan aha bu. Ses insan. Tamam? Öfürüyor. Peki 4 tanesi farklı. Öfürene bak. Hiç neye benziyor? Ham sese bak. Çıkan bir ahenge. Besteye benzer. Beste. Bir ilahi bestedi. Hiç benziyor mu? Benzer. İnsan, öfüren ney? Ham ses, gürültü oluyor. Oradan çıkan kelam.
o çıkan ne kelam denmez. Nefestir. Çıkan eğer onu şekillendirmiş, anlamlandırmışsa o ses kelamdır. Ha? Peki devam ediyoruz. Abi bu da tasavvur için şeyden bahsediyor ya, üstadın yeğeni. Kimseden fena haset kapmamak için ihtilat etmiyorum. Bardada. Evet. Çok çok acayip bir şey. Kimse fena hasletleri kapmamak için kimseyle ihtilat etmemekteyim diyor. Yani ne vaziyeti ne vaziyettedir diye sormuş ustad da. Yani bir kitap okuyorum, çok iyiyim. Ben her gün bir cüz okuyorum. Acayip acayip şeyler yazıyorum demiyor. Nasılsına cevap, kimseden fena hasletleri kapmamak için kimseyle ihtilat etmemekteyim. Selamını kelamını yap, şefiri meçhul. Yani beşeri münasebetini yap, git düğününe hediyesi mesela der. Çok zamanım yok, yok yani kusura bakmayın sizi tebrik ederim. Beşeri münasebetlerini, akrabalık şeylerinizi yap, ondan sonra şefiri meçhul. İhtilat etme. İhtilat edip de kurtulan olacağını zannetmiyor kimse, olamaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin git sigara o içenlerin yanına getirin, inanın kerameti hariç. Kerametin adetullah itibariyle cübbesine sigara sesi, kokusu siner. Etkilenir. Onlar ki İslam cemiyetini terk etmişler, sirayetten kaçmışlar. İslam cemiyeti. Mağaraya girmişler. Çilehaneye gitmişler. Medreselerine çıkmamışlar. Tamam, sirayet dersi. Bak, inikaz. Şöyle yazayım. Dima, kalbe, yani vicdana, ruha, sirayet eder. Sirayetin en güzel misaline veriyorum. En güzel misali sirayet. Şeytanın meleklere, meleklere sirayeti, sirayet geçiyor. Sirayeti inikas gözden diyor. Bu mahkemede bunu işliyor. Bir sevgilinin diyor gözüne baktığım zaman nâri mukadde diyor, gitti diyor. Ondan sonra bu kelamla oluyor, tamam mı? Bu kelamla olduğu için yapılandırıyor. Göz. Bu göz diyor. Gözle. Bu da kelamla. Sahabede bir de son Mehdi Azam'da oluyor. Evet, kelamla. Çünkü kelam ruhun vücud haricisidir. Ruhlar arasında bir de şunu söyleyeyim. Bunu dememiştim geçen hafta. Şimdi hatırıma geldi. Kelam nedir biliyor musunuz? Sefirdir diyor usta. Sefir. Yani şöyle, Suudi Arabistan ve Türkiye. Şimdi Türkiye'nin bir devleti var. Devleti kendisindir. Ama Suudi Arabistan buraya konsolosluk kurdu. Konsolosluk toprağı, Türkiye toprağı içinde iken Suudi Arabistan'ın tapusudur. Ve Cidde'deki Türk konsolosluğu da öyledir. Şimdi diş işlerinde yani genelde trafiğe çıkacaksa, şey yapacaksa tahtelerde konsolosluk Türkiye'ye tabidir. Ama içsel çalışması Suudi Arabistan'a tabidir. Peki nedir? Türkiye'deki Suudi Arabistan'ın konsolosluğu veya Türkiye'nin Cidde'deki Türk konsolosluğu kelamıdır. Yani ruhlar arasında sefirlik yapar. O devlet, bu devlet. O devlette iken ben onun içindeyim. Neyle? Bana bir laf dedi, hiç unutamıyorum. Gibi. Tamam. İçinde, içimi yapılandıran, içeriği değiştiren. Peki kelam o kadar mühim mi? Kelamın içerisinde ilim var, irade var. Başka? Kudret. Kudret var. Nerede yazıyor bunu? Sözler 433.
kelamın içerisinde bunlar var. İlim irade kudreti tazamun ediyor. Onun için kelam acayip. Peki, abi kabul ederseniz... Çünkü vahiydir. İman edip kabul edersen Allah'ın kelamını o şeker gibi sütün içinde eriyor. Bütünü, o şehit oluyorsun artık o zaman abi. Evet. Bütünü eriyor. Eğer iman etmediğin takdirde o kelam senin içinde erimeyen bir taş parçası hükmüne geliyor. Evet. Aynen doğru. Evet, sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Peki Hasan abi, kelam da karşı tarafta bir vekilli huzurlu takarrur eder diyor. Takarrur derken sefaret. Karar buluyor. Yani kabul ettin. İmada orada bir sefareti mi oluyor? Evet, sefaret oluyor. Yerleşki oluyor. Artık. Yerleşmiş artık. Fuzuli bir vekili oluyor. Yani oradaki kelam oraya dima yerleşiyor. Yerleşiyoruz. Virüs gibi duruyor. Ha senin nasıl mesleğin? Ha mesleğin bilgisayar. Güzel söyle. Sen bilgisayar. Ona bir yere gittik. Bir yere gittik. Hiç o alakası yok. Ve arkadan bana takı verdi. Virüs diyelim. Tamam. Virüsü takı. Peki bana rağmen bilgisayarımda çalışıyor mu çalışmıyor? Çalışıyor. Yerleşiyor. Ve benim dosyaları ulaştırmıyor. Bilmem ne yapıyor. Birbirine geçiştiriyor. Benim telefona ne olmuşsa, mesela önceki telefon, ona benim habersiz mesaj atıyor, önceki mesaj yazılar atıyor, birisini arıyor, bilmem neler yapıyor. Abi beni ne aradı, harcı, ne arayacağım dedim ben şimdi gücüm var dedim ders. Abi aramışsın dedi, bir bakayım hakikaten aramış adam. Bende gözükmüyor aradığını. O diyor aradı diyor, bende gözükmüyor aradım. Bir şey karışmış. Yani bilgisayarda da böyle, virüs ya. E kardeşim, şimdi soruyorum Allah aşkına. Melek şeytana teslim edememiş, şeytan ona sirayet ediyor da, sen televizyonun karşısına çıkıp geçeceksin. Sana tesir etmeyecek, öyle mi? Sen batıl bir kitabı önüne rast geleni okuyacaksın, sana tesir etmeyecek, öyle mi? Ondan sonra kalkıp diyeceksin ki, niye tuhaf tuhaf şeyler geliyor bana, niye gelmesin kardeşim? Namaz kılarken, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namaz sure okurken hiç seyretmediğin ömründe bakmadığın video mu geliyor? O zaman zulümdür. Senin önüne gelenler hep seyrettiklerindir. O zaman şeytanını sen ne oluşturuyorsun? Ne ararsın şu an bu arada? Hakikati kendine ara. Ne bırak o şeytan? Şeytan bile bana iftira ediyor diyor ya. Öyle diyecek. Ya Rabbi benim aklıma bile gelmez diyor. Şeytana da ne derler ya pabucu teskidir ya. İnsan. Çünkü insanda hem insi hem cinli şeytanlık var. Şeytan ise cinli şeytandır. İnsan ise inşi şeytan tarafıdır. Çünkü kesiftir. Daha beter. Abi oturmayın lütfen. Oturun. Bugün sizi oturtmuyoruz. Şunu da belki biraz şey olacak. Şimdi mevzumuz dima olduğundan dolayı vicdana girmiyoruz ama şu yaptığınız oklar Hasan abi aslında vicdanla da vicdanın o dört şeyle de bağlantılı. Şimdi bakın evet günah kalbi işleyip siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil diye devam ediyor. Şimdi Hasan abi şu itikadı şöyle bir şey söylemek yani şöyle bir tefekkürüm oluştu. Bakın genel kurmay ve hatta bir devletin en üst kurumu iyi bir komutan tahayyüle karşı mücadele ediyor, silahı tövbe. İyi bir koca eşine karşı mücadele ediyor, mesela iltizam. İltizama muamelesi başka oluyor. İyi bir baba izana karşı şefkatiyle yanaşıyor, başka muamelesi oluyor. Yani her birine o yapılandırma, ihya, inşa da biri birine aynı muameleyi yapmıyor. Yani benim üslubum sizinle farklı, erdinçle farklı, evde farklı. Silahın da farkı. Çok o günaha, yani tahayyülden gelen günahlara karşı en büyük silahı itikadı tövbe gibi anlıyorum. Mesela zaten burada salabe çıkıyor. Buradan zaten şeye hakka veya batıla taassup çıkıyor. Burada da intisar çıkıyor. Yani çok acayip. Burada da tasdikte iltizam çıkıyor. Tamam mı? Bu zengin olsun insan diye bu bir taraf çıkıyor. Yani bir tarafsız ya. Yani. Aşağıdan gelen malzemeyi yani itikadın buna yaptığı tesiri, itikadın izana yaptığı tesiri, itikadın tasdike yaptığı tesiri, buna yaptığı tesiri hepsi farklı olduğundan farklı anlam taşımış.
bu yedisinin bütünsel itibariyle bunu inşa etti ya, bu da kendisini iyiye, bak iyiye oldu bu, bunlar inşa etti, bu iyiye oldu. Bunda fiilen, eylemsel itibariyle itikadını gösteren kişinin göstergesi salabetidir. Salabet okuyacağız. Salabeti de çalıştım, bitirdim onu. Yani itikatta salabet çıkar. Salabet nedir? Vallahi sağlamlık, dayanıklık demir. Onlar geç, o nüfus kağıdı. Lugat nüfus kağıdıdır. Adamı tanıyacağız, adamı. Adam nedir? Salabet. Okuyacağız onu, ders yapacağız. Bir ders ancak yeter. Şimdi dediğin doğru. Buna yaptığı tesirle buna yaptığı tesir aynı değil. Bu acayip. Bu bununla da birbirine baktığı gibi aynı zamanda bu burada böyle dedik ya, böyle de geliyor. İzanda bu aynı zamanda kalbe bağ kurar. İtikat değil, buradan kuruluyor. Kalbe bununla iniyorsun. Şurada göbekten. Bak. Bak tam ortada. Taakkul, tasdik, iltizam, itikat. İzan tam ortada. Bu herkesin olduğu bir yer. Şeytan burada. Şeytan ta buraya kadar gelmiş. Ortak kullanım alanı. Evet evet, onu duyacağım. Güzel söyledi Muhammed doğru söyledi. Burası ortak kullanım alanı. Ey vesveseli beyim hasta. Kardeşim burada bu cirit atıyor. Abi niye oluyor diyor. Ya hayret ediyorum. Hani Risale'yi bilmeyen ne demiyorum da. Pin bilenir. Ya insan değil misin ya? Niye vesvese oluyor? Niye beyim oluyor? İnsan olduğun için. Sırlarda hiç vesvese olanı gördün mü? Hak olan hak. Acaba ne yapacağım lan? Gazsuyu nasıl yaptım? Yıkandım. Yani onlar da tahayyülü tasavvuf çalışmaz ki. İnsanda bu çalışır. Bu çalışıyor, tamam mı? Bu niye? İnsan olduğun için oluyor. Çünkü burada kontrol yok. Abi ben istiyorum, az olsun. O zaman okuduklarına, seyrettiklerine dikkat et. Akşama telefonda şek şek yapacaksın. Sonra da güzel hayallerin olacak. Güzel düşüncelerin olacak ve düşüncelerine hakim olacaksın. Takkeme anlat onu. Akşama bu seni dinler ya. Yani o zaman emeğe hakarettir. Ben mailime bile girmemeye çalışıyorum ki belki bir yere bulaşırım diye. Tamam. Acayip bir şeyle. O beni merak alır, o beni şey yapar. Burası için şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? İnşada kesbiyet söz konusu yukarıya doğru. İhyada ise vehbiyet, yani ilham azhariyet. Evet. Sebebi şudur. Altyapısını doldurayım. Ey ashabım, ilim yapmadan ilim yapmak istemez misiniz? Allah Resulü demiş. İlim yapmadan, gayret etmeden, oturup kalkmadan ilim nasıl olacak? Takvanızı artırın. Takvanı artırsa ne olur? İlham yağar. Peki nedir takva? Sabaha kadar namaz kılmak, gündüz akşama oruç tutmak, hayatını öbürüne vakfetmek, işte sadaka vermek değil ya. Birincisi defime mefasit, ikincisi terk-i kebair. Nedir? Bir tanesi terkler, kafa terklerle çalışır. Kalp, evratlarla, eskarlarla, ubudiyetlerle, ibadetlerle, eylemle çalışır, yapmamakla çalışır. Günahları terk edersek, günahları ilhama mazhar oluruz. İbadetleri yaparsak, ela bir zikrinle etmeyle kulu, kalplerle uyanır. Şimdi, bak şimdi. Eğer biz günahlardan uzak durursak hayalimiz, evrat eskersin, şeyimiz bu çalışır. Günahlardan uzak olursak tasavvurumuz iyi çalışır. Eğer evrat eskerlerimiz yaparsak tahayyülümüz de kıblesine konulur. Gayi hayali olmasa zihinler enene döner. Tersini düşün, gayi hayal olursa zihinler hakikate döner. Tamam. Devam edelim abi. Bir tanesi okuduk. Şimdi mektubat 215. Bulduk mu abi? Ben görüyorum ve itikat ediyorum ki ustad diyor. Uzun olmasın diye fazla yazamadım. Mektubat 215. Bak ben görüyorum ve itikat ediyorum ki diyor. Diman bütünlüğüdür itikat. Diman her bir mertebesi diğerini etkiler, katkı sağlar. Fakat itikat ise onların bütünlüğünün ifadesidir. Diman mertebelerinden birinin eksikliğini kabul etmez itikat. Yani hakiki bir kemal itikat.
bu bütünlükten hakikat, yani mesela adam batına niye itikat ediyor? Dimağın 7 mertebesinden bir veya birkaç tanesi eksik olduğunda. Bütünlük olunca hakta itikat oluyor. Ondan sonra bu bütünlükten hakikat meratiplerine mazhar olur. Bu mazhariyetten de ehli hakikat unvanına sahip oluruz. Bir daha. Bak bir daha oluyor. Dimağın her bir mertebesi diğerini etkiler, katkı sağlar. Tamam mı? Fakat şöyle diyeyim, şurayı bakar mısınız? Hakta itikat olursa, doğru bir itikat olursa bunlar iyi çalışıyor demektir. Derecesine. Batına itikat olmuşsa bir veya birkaç tanesi devre dışı demektir. Batıla dönüşüyor. Batıla dönüşüyor. Anladık mı? Bu çok önemli. Yani batıla itikat oluyor, hatta da itikat oluyor. Eğer biz ağır olduysak şey, kapıyı açıp bir şey yapabiliriz. Camı açalım mı? Ağır mı derse şey? Yok, bir sıkıntı kalmış. Şimdi bakın, bu sistem çalışıyorsa hak itikadı oluyor. Eğer batıl bir adamın itikadı varsa, tabiat perest, tabiata itikat ediyor. Adam ilah ediniyor. Allah diyor ya, birbirinizi ilah edinmeyin. Mesela biz cemaatin içinde yapalım, boşver dışarıda dolaşmayalım. Veya dini cemaatlerde veya bizde. Adam itikadı yanlış. Tepedeki adam. Şeyh'tir, abidir, hocadır. Haram yiyor, çalıyor. Takvası yok. Yani lider olacak hiç özelliği yok. Belki birkaç tane özelliği var. Ama bir yerden evrak almış, noter almış. Noter kağıdını notere almış, noterlemiş. Ne yaparsa yapsın bir bildiği vardır demek, şu sistemde birkaç tanesi eksiktir. Duman olmuş. Çünkü usta diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Adam küllümen aleyha fan. Beşeriyetini unutmuş. Üç tane şahsiyeti var. Kişilerin bir beşeriyeti var, bir ubudiyet şahsiyeti var, bir de vazife darlığı var. Vazife darlığını başımız üstüne koyarız ama beşeriyetini asla. Çünkü ben sizin imanınızdan dedi şüphe etmem, fakat nefsinize dedi itimat etmem. Hüsnü zan adım itimat. Beşeriyet var mı yok mu? Aşeri mübeşereden olmayan, olmadığı halde Bediüzzaman da dahildir. Gazali de dahildir. İmam-ı Rabbani da dahildir. Aşeri mübeşereden değildir. Resulullah vasıtasıyla Allah'ın teyit etmiş olduğu, garantilediği kişi değildir. O kişidir. Değil mi? Cennetle müjdelenir. Her insanda vardır demek ona suizan etmeye vesile olmaz. Ama bunlar hep bunu vurgulamak istiyorum. İtikadınıza her şeyi sokmayın. Kişinin bir şahsiyeti var, beşeriyeti var. Çok hadiselerle etkilenir. Mektubattan söylüyorum. İnsanın üç şahsiyeti var. Eğer biz bunu bilmezsek içsel dengemizi sağlayamayız. Ailemize bakışımızı sağlayamayız. Mesela bir sözde hemen birbirimizi çok ucuza ve çabuk satarız. Hemen aleyhine döneriz, hemen dost oluruz. Hayır. Mektubatta diyor ki, sakın üç tane şahsiyeti unutma. Bir beşeriyetimiz var. Kadınsa kadın, erkekse erkek, yaşlıdır, nefsi vardır vesaire. Bunun kusurları olabilir. Öteki şahsiyeti mal etme. Ya şuna bak ya, burnu akmıştı da, şu arama baktı da, şunu yaptı da. O zaman bunun vazifedarlığı da yok olur. Hayır. Haram ısrar etmedikçe. Harama düşen kafir olmaz. İsrar ederse veya inkar ederse kafir olur. İsrar ederse şeyi düşer, özelliği düşer. Birincisi nedir? Beşeriyeti. İkinci şahsiyeti nedir? Ubudiyeti. Allah'a karşı orucu, Allah'a karşı tefekkürü, Allah'a karşı namaz kılışı, içteki tefekkürü. İkinci şahsiyeti. Üçüncüsüyle bu ikisiyle alakası olmayan, Allah vazifelendirdiği. Mesela ben diyor, derse otururken bende garip haller oluyor diyor. Hulusi Ağar. Ustad da diyor ki, delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkaten makamına geçtiğin için bu haller sende arız oluyor, senin değil o diyor. Vazifenin. Mesela benim şu anda beraberiz ama ben takdim ediyorum. Çalışmışım. 30 senenin üzerine 1 sene olacak. Bunlara çalışıyorum. Bu şeye. İtikada çalışıyorum. Bunlara değil. 30 sene buna çalışıyorum, bu sisteme. İtikada 1 sene çalışıyorum. O zaman emeğe hürmettir. Emeğe değer vermektir. Kalkıp da ben de onun talebesiyim diye olmaz bu. Çünkü çalışacaksın.
Çalışmadan yok yani. Öyle. Ha, o zaman ben ne yapmışım? Şu anda takdim ediyorum. Benim hangi şahsiyetim var? Üçüncü şahsiyetim var şu anda. Sonra bunu derste ara vereceğiz. Kahve içeceğiz. Beşeriyetimiz olacak. Sonra hepiniz geçeceksiniz. Ben burada tek kalacağım. Namaz kılacağım. Tefekkürümü, orucumu, namazımı, namaz kılma şeklimi, internetlere, televizyonlara girişimi, girmemişliğimi, onlar da benim ubudiyetimi sağlar. Üç tane şahsiyet. Şimdi bu kadar malzemeyi niçin getirdim? Eğer bu sistemi güzel çalışıyorsa hakka itikat olur, birbirimizi ilah edinmeyiz. Eğer bu sistemden herhangi bir veya birkaçında bir sorun varsa, bir Allah'ın dediği gibi birbirinizi ilah edinmeyin. Onun anlamı nedir? Bir bildiği var. Lan yanlış yapıyor. Yanlışa dahi bir bildiği var diyoruz. Oysa Allah diyor ki ona yanlıştır. Allah'ın dediği yanlışa biz yanlış diyemiyoruz. Allah diyor ki bu yanlıştır, bu haramdır, bu doğru değildir. Veya Allah diyor ki doğrudur, bu haktır. Biz ona doğru diyemiyoruz. Allah diyor ki bu fiil yanlıştır. Ama Allah'ın yanlış dediğine ben yanlış diyemiyorum. Çünkü bu sistemde bir veya birkaç tane şey bozulmuş demektir. Veya sektede çalışıyor. Araba çalışıyor ama şey yapıyor, tekliyor. Ya mazot karışmış ya su karışmış. Yani bir şey var ya. Tamam. Pistonlardan biri ateşleniyor. Anladık mı? Evet, bir tane doğru. Bir tanesi ateşleniyor. O zaman bir nevi hatta şiddet sebat mı oluyor abi? İtikad sağlam olursa. Evet, aynen oluyor. Bakın, bu ders itikad dersi yapıyoruz ama dikkat ediyor musunuz? Belki de 5-6 tane ders işleniyor. Külliyatta bu toplamalar işleniyor. İnsanda 3 tane şahsiyet işleniyor. Sirayet dersi işlendi, nikas, insiba. Kaç tane ders işleniyor? Nedir bu? Bunun için söyledim. Bir ders ama bütünseldir. Bütünün hulasasıdır. Hepsine bakıyor. Mektubat. Abduramasını göreyim. Mektubat 215. Ben itikad ediyorum ki... Okuduk abi şimdi. Yok. Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki... Ben şeyim, ben itikad ediyorum ki... Oluyor. Bakın ben hepsini almadım. Burada da aynı. İtikad denen sistem tek değil. Alt yapılarında diğer meratipleri barındırır, onlardan beslenir. Orada anlatıyor. Usta bir şeyleri anlattı girmeyeyim oraya. Ondan sonra itikada malzeme yaptı. Ben itikad ediyorum ki diyor. Mektubat 218. Biraz hızlı gideyim diye. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet. Bir, imanda ne varmış? İki, harika bir yakin. Üç, mucizane bir inkişaf. Dört, cihanı şıklandıran bir ulvi itikat. Taşımış ki, kim taşıyor? İman taşıyor. İman neyi taşıyor? İtikadı taşıyor. Ulvi itikadı taşıyor. Mucizane bir inkişafı taşıyor. Harika bir yakini taşıyor. Fevkalade bir kuvveti taşıyor. İman. Tamam mı? İman taşıyor. Şimdi bak. İtikad imanın içindedir. İtikadı ben bu derste en çok zevk aldığım, belki de 5 defa söyledim, 6. olsun değil. Allah imana o kadar değer veriyor ki, zatının nuru olduğundan Allah çıplak imanı koymamış. Yani kalbe kullansınlar diye he doktorum bir yedek damar koymuş diyorlar, baldıra mı ayağa koymuş. Yani mesela böbrek iki mi abi? Bir tane çalışması, ötekisi çalışsın vesaire. Yani istepne lastik gibi koymuş. Allah imanı korumak, her vehim ve vesvese şüphe onu yormasın. Yorulmasın o mukaddes emaneti Allah'ın. Zatının nuru. Yorulmasın, sekte olmasın, benimle böyle sıkıntılı olmasın diye bu imana gelebilecek bütün o tazikler, içsel ve dış tazikler, zanlar, şüpheler, vehimler, vesveseler itikad payandasına geliyor. Buna çok güzel misal şey, havalimanına girerken polis kontrolüne geliyorsun. Bariyerler var, betondan. Oraları geçmen lazım. Adeta bariyer, imanı korumak adına itikad. Peki itikadı da korumak salabet. Salabeti korumak şeyler, amal da fiiller.
dışa çıkarsak itikat, iman, itikat, salabet, amal, fiil. Fiilleri bozulacak ki amalleri bozulsun, emelleri bozulsun. Emelleri bozulunca salabeti bozulacak. Salabeti bozulunca itikadı bozulacak. İtikadı da bozulunca vicdanı bozulacak. Onu saymadım. Vicdan bozulunca latife insaniyesi bozulacak. Latife insaniyesi bozulunca imanı bozulacak. Bu kadar bozulduğu yerde sen bir katkın yoksa bozul canım sen artık. Bir sorum olacak abi. Bir kişinin imanı itikadından çok yüksek olsa, itikadı düşük olsa biraz. Düşük olsa. Hep öyledir. Çünkü her zaman öyledir. İtikadı yüksek, imanı küçük olmaz. Çünkü itikadın bütün veri taban verisi itikada aktarıldığı için denklik olacağını düşünüyorum da kişinin itikadı yeterli olmasa o iman ne kadar sağlam olabilir? İşte bunlar bozulması lazım. Şunu bak, fiilleri bozulursa, yanlış işler yaparsan aman emeller, artık zihinler, tasavvurların, gaye hayallerin bozulur. Sonra o da bozulunca salabetin bozulur. Sonra o da itikadını bozar. Bozmaya çalışır, bozdu. İtikadın bozuldu. Vicdanı bozmaya çalışır. Hani payandası diyoruz ya. Bak kardeş ne anlatıyorum. Bunu bozarsa, bunun direkt hemen itikadı bozuldu, imanı bozulmuyor. İtikadı bozulsa bile imanı bozulmuyor. İtikadı bozuk adam ehli bida oluyor. Ben de öyle biliyordum. İtikadı bozuk. İmanı da bozuk. Hayır. Şia, Cebriye'nin itikadı bozuk değil mi? Mesela Mutezile, Allah'a tenzih etmek için kişinin fiilinin halikidir dedi. Allah'a vermedi şerleri. Ondan sonra Allah'a güya tenzih etmek için Cebriye'de kişinin hiçbir değeri yok diyor ya. Hep Allah yapıyor diyor. Günahını da kaldırdı. Bunlar art niyetle mi? Art niyeti olsa zaten kafir olur. İyi niyetle. Bu itikatları bozuk. İtikatları bozuk olunca iman bozuk olur mu? Hayır. İtikadı bozuk olunca ehli bidâ oluyorlar diyor. Emir dağında çok tuhaf bu. Ha dedik ya, fiili bozuldu. Gayelerin, amellerin bozulur. O da bozuldu. Salabetini bozmaya çalışır. Salabet de bozuldu. İtikadın da bozuldu. Vicdanı da bozuldu. Kalbe girer bu sefer vicdan. Çünkü vicdan dışarıdadır kalbin. Vicdanın kalbin içine girer. Kalbin içine girdi mi latife insaniyesi bozulur. Latife insaniyesi bozuldu mu imanı bozulur. Şey yapar mısın tekrar Gafur onu aç. Ben de sıkıntı yok abi. Ben senin için demiyorum. Sen aç bu diyorum. Sen böyle genç seni görüyorum. Elhamdülillah. Böyle pratik, böyle cengaver gibi. Niçin öyle diyorum? Çünkü gıcırdamazsın. Gıcırdamazsın diye. Yallah kapı. Öyle değil abi. Yarım aç. Böyle yapacaksın. Tamam. Ha, yukarıya doğru. Ha. Evde de öyle yapın. Maşallah hanım ya. Ne güzel eline sağlık. Yemek oldu Gafur yine geliyor. Eline sağlık. Hakikaten çok güzel yapılmış. Eğer enaniyetimizden bunu diyemiyorsak çok acayip lezzetli yemek ama galiba ben çok açım. Bari öyle yap ya. Tamam. Gerçi bize pek yakışmıyor iltifat mı? No. Sana iltifat çok güzel yakışıyor. Seni hep böyle tanıttığın için ben şöyleyim böyleyim diye. Ben mi? Evet. Gerçek. Hakikaten. Sen bilmiyorsun o tarafını. Bak şimdi. Senin tenkit ettiğin insanlar pek düzelmedi ama takdir ettiğin bütün insanlar inan iyidir. Çünkü şöyle bir şey duydun mu Gafur? Helal olsun lan adam, fırça attı lan, bravo lan, iyi fırça attı, iyi bir hakaret etti, çok iyi gıybet etti lan diyeni gördün mü? Yok. Ona helal olsun lan, affetti ya. Dua ediyor ya. Ona hiçbir şey demedi ya. Hak ettiği halde demedi ya, ağzından bir şey çıkmadı. Bravo ya. Takdiri takdir edilir, tenkit hep tenkit edilir. Sen mesela, lan bırak lan senden adam olmaz diyenler zor adam oluyor. Ama adam bile olmasa, ya sen kendini ne biliyorsun ya? Hakikaten en azından seni dinlemek makamına çıkarttı. Sende olmaz olur mu ya? Sende elhamdülillah öyle bir ruh var ki diyorsun. Yani en azından seni dinliyor öyle tipatlı ya. El insanı, insan nedir? Abidül insan. Yani boğazına taktığın ip gibidir, iltifatın. İnsana kul olur diyor yani. El insan abidir insan. Devam ediyorum bir daha. Bak bir daha okuyorum. Çok önemli de.
Metubat 218 hem imanda, imanda öyle bir ne varmış? İmanın içini karpuz gibi yardık, içinde Gökhan ne varmış? Bir, fevkalade bir kuvvet. Bugün havam çok iyi benim ha. Hiçbir şey bozamaz herhalde. Bir, fevkalade bir kuvvet varmış. Onu nasıl anlarsın? Girmeyeyim, davayıma dayanamayacağım. Ben de kafur gibi. Kuvvet mazi tövbelerle temizler. Tövbe, tövbe ruhun gusül abdestidir. Tövbe ruhun gusül abdestidir. İstiğfardan ayrı olan tövbe mi yoksa? İstiğfarla olan. Çünkü tövbe dışarıda olandır. İstiğfar içeride hissedilendir. Tamam mı? Bunu dimağa taşırsanız münacat olur. Eğer Allah'tan bir şey istiyorsanız duadır. Eğer kendinizle Allah'ı tanımlamaya kalkarsanız bu münacattır. 30. Lema'nın sonunda münacat var. Ey Rabbi Rahim'im, ey Kadir-i Zülcelal, ey Rahman-ı Rahim, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an-ı Hakim'in dersiyle ben anladım ki, bak bir şey istemiyor, beni günah, şöyleyim böyleyim diyor, onunla Allah'a şey yapıyor, nimetlerini tadat ediyor. Cennet istiyorum, benim günahlarım affet, beni şöyle yap demiyor. Onun adı duadır. Münacat ise kendinle Allah'ı tanımlamak. Tamam. İşte Allah, o nedir biliyor musun? Yerlere girdim. O nedir biliyor musun? Allah cennette seni sana vaat ediyor ya, sen seni bulmuşsan münacat edersin. Allah'ı bulmuşsan dua edersin. Çünkü sen seni bulmanın anlamı artık bir şeyle istemek değil. Sen seni bulmuşsan münacat edersin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle, Kur'an'ın hakimin, Kur'an hakimin talimiyle ben anladım ki, tamam? Hedefi cennet koyanlar hep duada mı kalacaklar acaba o zaman? Duada kalacaklar. Hedefinde cennet olanlar dua eder. Hedefinde Allah olanlar münacat ederler. Niçin hedefinde Allah var? Niçin olur? Men arefe nefsehu fakad arefe rabbehu. Kendini tanıyan, ne alakası var? Kendini tanıyan cenneti arzular denmesi lazım. Kendini tanıyan huzur bulur. Kendini tanıyan bilmem neler olur demiyor. Kendini tanıyan men arefe nefsehu fakad arefe rabbehu. Rabbini bulur. Bende ne alakası var? Deme. Bu sefer kendisiyle meşgul olan münacat eder. Tamam. Kendisiyle. Çünkü hani geçen haftaki dersimiz vardı ya, kafirin güzel misali vardı. Babanın düşüncesiyle çocuğun düşüncesi ne kadar farklı. Babanın kıymet değer ölçüsüne bak, çocuğa bak. Çocuğun hedefinde bisiklet var. Babanın dünyasında hafızlık var. Tamam mı? O hafızlığa ben bunu nasıl götürürüm? Amaç hafızlık. Araç bisiklet. Oğlum hafız olursan bisiklet alacağım. Bisiklet araç, amaç Kur'an hafızlığı yapmak. Çocuk Kur'an'ı bilmiyor, değerlendiremiyor. Çocuk olduğu için değerlendiremiyor. Değerlendiremediği için çocuktu. Onun da amacı bisiklet elde etmek, bisiklete varmak için vasıta ve araç olacak. O da Kur'an ezberlemek. Babanın tersi. Çocuk bisiklet elde etmek için Kur'an ezberliyor. Gaye, hayal. Evet. Şimdi ikisi farklı değil mi? Allah da aynı bu misal gibi. Allah da diyor ki, rıza ilahi, beni esas alın. Yani kendinizi tanıyarak beni tanıyın. Ama bu makamda size cennet vereceğim. Yaparsanız. Cennetin gaye cennet değildir. Cennetten gaye cennet olsaydı cennete çıkmazdık. Allah oyunu oynamaz aşağı. Zaten cennetteydik. Allah'ın gayesi cennet olsaydı cennetten çıkmazdık. Cennetteydik zaten. Zıtlar olmadığı için cennette kendisini insan inşa edemez. Emrin, ismen, irtibarları cennette çalışmaz. Allah'ın gayesi kendisi olunca cennet araçtır. Ben sana cennet vereceğim dedi. Niçin vereceksin? Şunu, kendisini yapılandırır. İnsan cennetten üstündür. Hizmet alan insandır, hizmet veren cennettir. Kendini yapılandırırsan, seni sana vaat ediyorum, seni sana vereceğim.
Ama bunu yaparken ana sana şeker. Abi bunu bilseler çok, çok kolay çözülecek evet. Ya. Ana sana çikolata. Nedir o? Biz cennet vereceğim sana. Huri vereceğim sana. Dünyada bildiğin. Sana şunu vereceğim, çikolata vereceğim, o liblomu vereceğim, bilmem ne vereceğim. Tamam. Bu, bunu vaat ediyor. Ama ehiller işte, ehillerini anlatıyorum. İşi fark edenler diyor ki, cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç yürü. Başka bir zat diyor ki, gözümde ne cennet var, ne cehennem var. İmanım yandı tutuştu, evladım yanıyor. Tamam mı? Ben, başka bir tanesi diyor ki, ya Rabbi cehennemde o kadar vücudumu büyük yap ki, müminlere yer kalmasın. Çünkü cehennemde kafir yok. Cehennemin yedi tabakasının en üst tabakası Müslümanlara ait. Orada kafir münafık olmaz. Ama bunu bilmeyen gafil, zahirciler, Ebu Bekir Allah'tan daha mı merhametli ki cehennemde de o kadar büyük vücudumu yük yap ki Müslümanlara yer kalmasın. İnsanlara yer kalmasın demiyor, Müslümanlara kalmasın abi gafil. Cehennemin birinci tabakası cehennemdir. Merhameten genelinin adı olur. Tamam mı? Cehennemin yedi tanesinin ismi ayrıdır. Ha, şimdi bak hiçbir tanesi kalmasın. Niye? Ballar balını bulmuş adam. Demek ki cennet cehennem araçtır. Amaç sensin. Tamam. Ama çocuk kafalılar bisiklet amaç. Amaç Kur'an ezberlemek araç. Babadan bisiklet almak için Kur'an ezberlemiyor. Biz de Allah'tan cenneti kapmak için namaz kılıyoruz. Veya bir oruç tutuyoruz. Oysa amaç sensin. Seni sana vaat ediyor. Aracı da Allah'ın aracı da cennet vereceğim ha. Belirli bir döneme kadar cennet araç olacaktır. Ondan sonra artık bana bütün rızayla gösteriliyordu. Ben diyor 28 sene eza ve cefa çekmediğim şeyler kalmadı. Tam beşerin zalim eliyle bana, 96'yı söylüyor Emir Dabir. Zalim eliyle vesaire zalim ama kader ilahiye soruyorum. Bana bunları niye reva gördün? Bana denildi ki diyor, sakın sayı hizmet imanı ve Kur'aniyeni cennete, cehennemde ve azaptan kurtulmana lezzetlere, mukaddes lezzetlere ve cennete girmene vasıta yapma. Oysa meşru ve mubah olan şey ben bütün men ediliyordum. Herkesçe meşru ve mubah. Cennete girmek daha ne olacak? Bana diyor bütün men ediliyordum. Bana bütün rıza-i ilahi gösteriliyordu. Rıza-i ilahi ilka yapanlar münacat ederler. Münacat edenler kendisiyle meşgul olanlardır. Eğer cenneti ve cehennem, çünkü cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. Oysa kamil insanların cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmektir. Kamil insanların cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Çünkü cennet haşa Allah değildir, Allah'tandır. Biz Allah'tan olanlara değil, Allah'ın talibiyiz. Lehül esmaül husna, bütün isimler Allah'ındır, ismi Allah değildir ya. Masadakiler Hasan'ıdır ama masadakiler Hasan değil. Esmalar Allah'ındır. Esmalar Allah değil. Bir devreye gireyim abi. Şimdi şurada benim ekstra bir tefekkürüm daha var. Bu şu Harun'un bana hep telkin edip de beni de bozduğu bir düşünce var ki. Önce kendimde görmeye çalışıyorum Hasan abi. Böyle baktığın zaman cihanını ışıklandırmak derken ben önce zanlarımı düzenlemek manasını çıkartıyorum Hasan abi. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat derken buradaki itikadın tasavvurda yaptığı düzenlemeyi düşünüyorum. Hatta böyle geri çıkarsa bir yer, sanki mucizane bir inkişaf derken taakkül, harika bir yakin derken tasdik ve kuvvet derken izan da zaten imanla bağlantıyı kuran direkt oluyor sanki Hasan abi. Böyle değişik de bir... O çok ilginç. Işığı zahire kullanıyor zaten hep abi. Çok ilginç. Çalem işareti ne biliyor musun Gafur? Herkes. Külliyatta geçen her şeyi böyle şurada şu şöyledir. Ne ömrümüz yeter ne vaktimiz var. Evet, evet. Burada gayemiz ne biliyor musun? Ve bunun gibi daha çok şey söylenecek. Sistemi yakalamak.
sistemin işlevini ve ailede kullanırsınız bu dima ve itikadı. Hı. Tamam mı? Mesela dersin ki olan kız, evdeki kız benim tahayyülüm o. Daha çok tahayyülüm. Olan benim olan çocuk tasavvurumu, hanım da benim taakkulumu aktif ediyor. Bak dima şey kullanıyorsun. Tamam. Bunların içerisinde de kendime göre bir yol haritası çiziyorsun. Bu benim de tasdikim. Sonra bu bütünlük içinde, bütünlüğün Allah'a bir kol olacağım. Tamam. O da izanım. O onun dışarıda da bir dava adamı olarak derslere gideceğim, fatura yatıracağım, davaya maddi ve manevi sahipleneceğim. Bu benim iltizamım. Bununla inşallah Allah'a ve kullara münacat ederken kendi kendimi inşa edeceğim. İtikad kişinin kimliği ve kişiliğidir. O benim de itikadım. Aha bak dima evde uyguladık. Devam edelim mi abi? Derse devam edelim mi? Evet. Edelim hocam. Tamam. Bir daha. Başta. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet. Mazi ile alakalı. İmanda iki özellik var. Bir kuvvet, bir nur. Kuvvet mazi. Mazinin dereleri, dereyi hayal et. Dağları hayal eder misin abi? Erzincan'ın, Ali. Dağın tepesi var. Ha, tepeye güneş oradan doğar değil mi abi? Evet. Dereden doğmaz. Dağın tepesinden doğar. Ha, imanda nur deyince dağ. Dağ. İmandaki kuvvet dereler. Mazinin dereleri diyor, istikbalın dağları diyor ustad. Eğer okunan kitabı hayal ile de okursak, tamam, bu sefer kalıcı oluyor. Dima ile okursak fikir, Risale-i Nur'u, kalpten okursak his, vicdanen okursak latife olur. Şimdi, Kur'an'ı dima ile okursak ses olur, kalple okursak iman olur, ruhla okursan sen olursun, bütün senliktir. Şimdi imanda, imanın içerisinde bir kuvvet varmış. Mazinin derelerin, kuvvet maziye bakar. Harika bir yakin, yakin, istikbale bakar, nur. Mucizane bir inkişaf, içsel. Cihanı ışıklandıracak bir itikat, kişilik. İtikat kişiliktir. Kişiye kişilik kazandırır. Tamam mı? Taşımış ki bu. Kim taşımış? Soru sor. Devlet cümle geri gel. Kim taşımış? İman taşımış. Neyi taşımış bu dört tane? Şimdi yürüyoruz. İtikat imanın içinde. Birinci önerme. İki, itikatta ışıklandırmak varmış. İtikat ışıklandırır. Yani ustadın misaliyle sokakla şey reklamlar var ya böyle yazılar var böyle panolar. Lambayı yakarsak içindeki üstündeki yazılar okunuyor. 23. sözde söylüyor ya, o eleti kesilirse. Bu itikattır. Şey, cihanı ışıklandıran ulvi bir itikat taşırsa kendi alemini farklı yapıyor. Karanlıklaştıran bir itikat taşırsa da o zaman her şey zulmet gösterir. Mesela aynı dünyaya bakıyor, intihar ediyor. Aynı dünyaya bakıyor, karamsar, suratı gülmüyor. Aynı dünyaya bakıyor, her şey ölüyor. Ben bir vakıfa denk gelmiştim. Böyle camdan bakıyor, Zeytinburnu'da. Oğlum, aynı odada oturuyoruz masada. Oğlum bakıyorum, ilgimi çöktü öyle, çöktü orada. Bakıyor, dedim ya kardeş nereye bakıyorsun? O kadar saf ki, sanki ben de aynı şeyi görüyorum gibi bana saf saf anlatıyor. Abi her taraf gülüyor diyor. Acayip. Nasıl gülüyor dedim. Yedi kule oralar taşlar. O yan, o diyor yedi kule diyor o şeyler. O ağız abi diyor. Onu niye görüyorum diyor ya. Böyle ağaçlar gülüyor. Esmalar gülüyor. O adama bakıyorum. Onun baktığı yere bakıyorum. Ben görmüyorum. Ah ne gitti tamam. Şey biraz demek için cevap veriyor. Hasan abi, abin dedi ki benim olduğumu söyleme ama şunu söylemiştim. O yüzden o demedi de. Diyor ki imanın içerisinde fevkalade bir kuvvet, harika bir yakin, mucizane bir inkişaf, cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarsak diyor, dima, vicdan, kalp ve ruh. Her yerde diyor taşlar birbirine dengesine oturuyor. Aynı çıkıyor. Aynı çıkıyor.
Aşağıdan yukarı çıkarsak? İtikad değil mi? İtikattır. İnkişaf vicdandır. Yakin zaten kalp. Öbürsü de ruha geliyor. Bir dakika. Ters mi oldu? Yok, ters mi oldu? Bak, kuvvet. Ruh. Kuvvet, ruh. Kuvvet yukarıdan aşağı mı? Yukarıdan aşağı olursa, fevkalade bir kuvvet dersek ruh. Evet. Harika bir yakin dediğimiz zaman kalp. Evet. Mucizane bir inkişaf denildiği zaman vicdan. Hı-hı. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat zaten dimağ. Evet, hakikaten doğru. İman bu. Of. Bunu belki yazmak lazım. Ben yazacağım, evet. Zaten abi iman içerisi diyor sonra. Yani Ali abinin sorusuna da bu şey. Adamın itikadı üzgün. Nurluysa bu adamın şeyi zaten nurludur. Yani kafası ışıklıysa. Vicdan. Harika ya. Bazen Allah çok... şey yapmasın. Bazen kafanız çalışıyor. Yerleştirmeye ya, çalışıyorum. Soru yarım kaldı. Arın tamamladı. Kim soruyu yarım kaldı? Ben düşünüyordum. Çıkartamadım abi. Yerleştiremedim. Onu yazarken. Evet. Şey mi oluyor? Sirayet mi ediyor düşüncelerimiz? Aynı şeyi düşünüyoruz ya. Gafur'da da bugün onu konuştuk. Evet, sirayet eder. Yolda gelirken. Peki, imanın içerisinde ne var? Fevkalade bir kuvvet var. Bunu yazmam lazım. İmanın içerisinde doğru diyor Harun Hasan abi. Sizin Almanya'daki hastaya verdiğiniz cevap vardı ya. Hani ben kendimi iki kişi hissediyorum. He. Eksik hissediyorsun. Sen eksik hissediyorsun ya. Dört. Aslında biz bunu dörde çıkarttık diyor. Adam tedavi öyle bir tedavi yaptım ki farklı. Şok oldu. Ya olur mu ya, ne hissediyorsun ya, iki tane şahsiyet olur mu ya, farklı farklı oluyor tabii ya, ya bırak şeytan falan dememekteyken bu adam böyle tedavi olmuyor. Bu zaten onu biliyor. İki tane mi? İki tane hissediyorsun. Ciddi mi ya? Evet hocam. Ne iki tane lan? Üç tane olman lazım. Bir anda sanki gerilmiş şey var ya. Bir rahatladı. Bu akrabası diyor ki, ne diyorsun hocam dedi ya. Siz susun dedim ya. Bana geldiğini söylemem. Hocam ya hakikaten mi ya? Tabii ya dedim. Nasıl yani dedi. Odun kabul et, duman ve nur. Odunu dedim dumansız düşünebilir misin? Ne kadar az dayı olsa var. Yok. Odundan kasıt bedendir. Bedendeki duman, yani odundaki duman nefistir. Odundaki nur ruhtur. Bir tane de odun var. Sen nurdan ve bir böyle diyor, bir böyle diyor. Sen de diyorsun. Sen de fikir çıkar. Lan üç tane miyiz? Tabii lan üç tane. Bu da senin. Ha, peki odunda dumanı çıkar, odun olur mu? Olmaz. İnsandan da nefis, fiyin, vesvese çıkar, insan değil. İnsan değil. Onun için insan olduğun için onlar lazım sana. Hmm. Aman yok etmesine çalışma. Şimdi adam yok olması için gelmiş, ben demiyorum ki çalışma onu yok etme. Dursun. Ha, bu tarafını güçler. Allah. Onun darbe yediğini şaşırdı vallahi. Kertü dönü sapakın. Bak. Adamın karşılıklarını yazacaksınız ya. Yazacağım. Biz böyle yazsanız kısa yazamayacaksınız. Ha. Dima, kalp, ruh. Şimdi... Kaydırın biraz. Kaydıralım. Arkası. O zaman şöyle yapayım. Arkasına geçileyim. Değil mi? Arkasına geçileyim. Yani yok dur. Olur mu ya? Şurayı sıkıştırırız. Kendisini yapılandıran diyeyim. Şöyle yapayım. Bunu nasıl yapmışsınızdır? Tamam mı? Şöyle. Tamam yazacağım çünkü. Çok acayip bir şey. Allah nasip etti yakalattırdınız. İmanın içerisinde ne demiş? İçerisinde bir, iki, üç, dört. Hep Abdurrahman'ın suçu. Fevkalade bir kuvvet. Yani sen uzda olarak bir kere doğuştan suçlusun. Evet. Hristiyanlar her doğan insan suçludur. Günahkar olarak doğar.
Öyle diyor biliyor musun? Yıkıyorlar yani değil mi? He. Onun için günahkar olarak, onun için vahf değilse onun için yapılır. Günahkar. Ama İslam'da her doğan çocuk masumdur. Sen özünün kaç tane şahsiyeti var? En iyi gafır temsil ediyor. Fekalı bir kuvvet. Ondan sonra harika bir yakin. Harikanın anın üzerine takki var mı? Mucizane bir inkişaf. Cihanı ışıklandıran. Cihanı ışıklandıran? İman. Üstad diyor ki arasında hiç şey yapmıyor. Kelimeyi israf etmiyor. Hani bir yerde şunu kullandım, öbür tarafta bir başkasının rastgele tamam canım orada da bunu yazalım demiyor. Mesela ışıklandırdı dediği yerde Risale-i Nur geneline bakıldığı zaman hep dima kastediliyor. Nur nuru farklı kullanıyor. Vay be. Doğru. Acayip bir şey yani. Bu da dima değil mi? Bak kuvvet ruhtur. Ruhta. Nuru imanda kolay mı? Ruhda yakin vicdanda kalp mı? Yakin kalp. Vicdanda vay be. İmanın içerisi. İmanın içerisi. Hepsi. Abi, hiç durmuyor Hasan abi ya. Boyuna buradan... Hepsini toplayalım abi. Ene. Şuraya. Hepsini toplayalım. Ene. Konuştu Harun. Ene. Konuştu Harun. Konuştu. Peki bu ne çıktı biliyor musun? Ene yazarsak ne çıkar biliyor musun? Abi şeyi ne çıktığını söyleyeyim mi? Ha. Yavaş yavaş şeye doğru gidiyoruz. O şey var ya. Ne örneği vardı ya abi. Evet. Ne örneği? Şu anda şeyden başladık Hasan abi. Sesin çıktığı yerden başladık itikattan. Ta üflenen yere kadar gideceğiz herhalde biz. O eneye gidiyorsak herhalde öyle oluyor. Bak. Aslında bunlar, sırrı iman olmaz. Bunlar imanın içerisinde. Ama ene imanın içerisinde değil. Çünkü imanı olan, imanı olmayan, imana sahip çıkan imanın kendisi değil. İmanın dışında bir şey. İman, ene, imanın arkasında. İmanın bittiği yerde eminlik başlıyor. Yok daha, iman yok. İman gaybadır. Gayb kalktığı yerde iman kalkar. İman gaybadır. İman gayb bittiği yerde, mesela ahirettesin, cennet, cennet. Ahirete iman et. Olur mu? Melekler hesap veriyor. Melekler iman et. Kalktı mı? Peygamberler oldu. Peygamberler iman etti. Kalktı mı? Kitabın kendisi iman etti. Allah hesap çıkıyor. Allah'a iman etti. Allah iman olmaz. İman gaybadır. Yani tamam mı? Miracında arş azamı bitiren iman yoktur. Muhammed'in emin. İman yok ki. Mesela şöyle. Hı hı. Hani şurada yapalım. Ya taburda da yani burada da yaparsın abi işte onu zıtlarını ayırdığın zaman bak, bir şey bu insan mı? Burası cennet cehennem mi? Gayb devam ediyor. Çünkü burası mülk ya. Gayb buraya kadardır. Gayb gitti. Burası Esma'nın perdesiz tecellisi. Yani kainatta oluyor diyorsunuz yani. Evet. Şeceri fikri. Abi Erdiş diyor ki ahiretteyken burası gayb olacak mı? Yani geçmiş gayb ya. O zaman burası gayb olacak, olacak mı? Dedi, şu var. Cennette bu sorunun cevabını vereyim. Geçmiş ve gelecek esmanın meratibi demektir. Öncelik sonralık. Çünkü bir şeyde meratibi olabilmesi için oraya zıttının müdahalesi iledir. Esma esmaya müdahale olunca esmayı derecelendiriyor. Yoksa esmanın zıttı yoktur. Esmanın zıttı yoktur.
Esma'yı derecelendiren Esma'nın zıttırdır. Mesela kahhar, hiç kimseyi dinlemez, kahretmek ister. Rahman diyor ki hayır yapamazsın diyor. Esma'nın karşısına Esma çıkıyor. Onun işte hani dedik ya, Esma'ların çarpışmasından, Celal'la Cemal'ın çarpışmasından Kemal çıkıyor. Biz nasıl yaratıldık? Kemal'iz. Celal'le Cemal mesela kahhar şey yapıyor. Yıkılın lan hesap masap yok. Ahirete dese. Kim Allah? Temize kim verecek mahkemeye Allah? Temiz vermiyor. Hakim Esma. Yıkılın lan diyor. Hakim Esma'sı diyor ki bir dakika. Rahim diyor ki bir dakika. Tamam Kerim diyor ki bir dakika. İyi şeyleri ikram edip geri almayan Allah Kerim. Bir dakika. Sen kaharsan sen Esma'san ben de Esma'yım. Karşısına çıkınca Kemal'a çıkıyor. Yani Esma'yı derecelendiren zıttı yok. Ne var? Karşıtları var. Ha, şimdi buraya kadar cennette meratip yoktur. Çünkü her şey, yani her Esma kendi hükmünü icra edecektir. Perdesiz. Hatta dünya diyor israf etmeyecektir Allah. Tamir edecek yeniden kıyamet koptuktan sonra. Park olacak burası. Yani bak bu derse geliyordu. Tahtur edecekler. İstemeyecek misin? Köye gideceksin. Tahtur edecekler. Ondan sonra o zaman derslere geleceksin. Vay be. Vay. Şu dükkan için şu derse gitmemiştim. Şu şey için sen nerede kaldın ya? Ben de yokusun biliyorsun. Tamam gel de. Buraya gel. Buraya gel. Oraya otur. O sirayette mahrum oluyorsun. Küçük bir kaza yapmışlar. Tamam olsun. O kaza lazım. Lazım olmasın efendim. Ya oraya gel soğuk olursa. Ama soğuktur. Ondan sonra sana bir tane yastık versin. Tamam. Vurmasın ama bu sonra. Allah'a şükür zicire kalmadın. Şefkatle atladın. Git içeride bir şey varsa yastık gibi. Benim odaya gir. Evet. Ondan sonra ver onu. Heh, alın. Siz bana lazımsınız. Bak siz, ben size dersi kesip bakarla kadar olayım. Büyük kıymet. Bir çikolata hak ettim. Ha. Şimdi burayı tamir edecek. Niye? Gezeceğiz. Burayı gezmek geri. Peki mazim olacak? Hayır. Çünkü Esma'nın bütün mertebesine mazhar olanın önü, arkası, sağı, solun, dünü, bugünü yoktur. Allah Resulü arkayla da görüyordu. Yan yoktur. Çünkü bunlar da görmüyordu. Oradayken burası, orası olacaksa bir anda her yerde olacaksın. Kısacası bak beni bir yere götürme. Ben, neyse adam geldi tamam mı? Beni güzergahtan çıkartanlarsınız artık. Yok yok sadece sordum. Gayet mi olacak? Şaka diyorum. Şimdi gel buraya. Terakki etti. Buraya geldi mi abi? Başka bir şey olsun. Burası gayet bitti mi? Gayet değil mi? Gayet gitti. Geldi şimdi lefim arşa zaman kapı kalbisine geldi. Ve peki cennete, ahirete, gaybe iman et. Buraya kadardı. Haşir meydanında anlattım işte meleklere iman et. Bana iman edin ha, ben varım ha, iman edin. Ya böyle mantıksız bir şey teklif edilir mi? İman kaybettir ya. E şimdi şeytana iman et dendi mi? Hayır. Allah'a iman et demedi ki. Şeytana secde et dendi. Meleklere iman et demedi ki. Kitaplara iman et demedi ki. Öldükten sonra dilime iman et demedi ki. Secde et dedi. Ona iman teklif edilmemiş zaten. Gayet değil ki zaten onun için. Allah ile konuşan bir vasıtayla Allah inkar etmedi ki. Şeytan Allah inkar etmedi. Tamam. Allah inkar etmedi ki şeytan. Şeytan çok iyi biliyor Allah var. Ama sana Allah yok diyor. Yani çok çok acayip bir şey. Şeytanlık ya işte onun için bazı alimler veya biz. Bildiğimiz halde tersini yapıyoruz. Şeytanlık işte o anda. Şeytan çok iyi biliyor Allah var ama yok diyor. Allah'tan ümit kesilmeyeceğini çok iyi biliyor ama yeisi mutlak da o. Şimdi buraya geldi bak, gayb buraya kadardı. Bundan sonra gayb yok. E geldi buraya, kelamına mazhar oldu, rüyetine mazhar oldu. Sorayım bak, söylüyorum, kabı karşısında iman mı var ya? Ölüm helakettir diyor da, Üstad 642 Mesnevi'de, Kanı Mesnevi'de. Ölüm helakettir, ne imanı ya? İman yok ki. Fener mutlak diyor zaten. 149 tikeyi tasdik galibi. 149 ya. O makamda olmayan onlar söylese haddini aşar ve terbiyesizlik etmiş olur diyor. Acayip bir şey ya. Mesela Beyazıt-ı Bestam'ın şanım ne kadar yücedir. Kendimi tenziye ve tebriğ ederim diyor. Tesbih ederim kendimi diyor.
Allah için yapılan subhanallah elhamdülillah kendine veriyor. Bir şey dememiş. Niye? Fena filla olmuş ve kabille olamamış. Gitmiş inememiş. Uçağı kaldırmak yetmiyor. Kaldırdın irtifayı korumak bir de indirmek meselesi. Yükselmeye fena filla, indirebilmeye şey beka fena filla yükselmeye kemalat, indirmeye de beka billa. Onun için Muhyiddin Arabi inemedi. Mevla şey demiş ki Beyazıt-ı Bestam'ın şanın ne kadar yücedir diyor. Ki şahsımı tenzihle tebliğe tesbih eder. Ondan sonra Şems-i Tebrizi şeye soruyor, Mevlana'ya soruyor, hocası ya yetiştirecek. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor, günde istiğfar ederdi 70 defa diyor. Hangisi büyük? Estağfurullah diyor. Tabii ki büyük. Peki o diyor ki şahsım ne yücedir? Tesbih ederim diyor. Bu da 70 defa istiğfar ediyor. O diyor okyanustan bir damlaya mazhar oldu. Bütünsel bakamadığı için davaya kalktı. Bilmiyor, boğuldu yani sekir şeyi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gidiyor geliyor 70 defa günde. Gidiyor, geldikten sonra eski gidiş haline istiğfar ediyor. Eskisine istiğfar ediyor. Hiçbir dönem bir önceki değil yani. Değil hiçbir zaman. Bak şimdi, buraya geldik. Bundan sonra da iman olun. İmana gelmedi. Gerekli ki, iman denmez ki iman. İman denmiyor yani. İmanın anlamı yok yani. İman gaybat. Abi o zaman orada eleysiyle şey uygulayabilir miyiz peki? Evvel ahir, batın zahir. Ve bunu tamamını sırrı iman diye. Ne dersen de. Ooo sırrı iman. Sırrı iman da değil. Abi sırrı iman da değil. Daha acayip. Ene. Ene'de hiç kimse yok. O Geylani'nin o bir bununla alakalı bir şeyi var. Usta şey yapıyor. O kutsi zat diyor. Kutsi demek arınmış. Beşeriyetten çıkmış. Beşeriyetten çıkınca onun artık sözü onun sözü değil. O ne gibi çıkan, kavaldan çıkan sestir. O ses neyse öfrenin sesidir. Hasan abi, şimdi alem-i şehadette miracı tahattür ediyorsun. Yani alem-i şehadet tahattür ediyorsun. O makamlarda, yukarılarda veya cennette diyelim, o tahattürün şekli mi değişiyor? Tahattür yine tahattür mü oluyor? Yani tahattür da var ama tahattür değil o. O değil değil mi abi? Değil. Başka bir şeyler. Ama her üst mertebe art mertebeden art mertebeyi de barındırıyor, yok etmiyor. Yani şu, üniversite diploması var olana ilkokul diploması sorulmaz. Var zaten. Tahattür da var. Ama o değil yani. Miraç mente ve muntahanın haddi ittisalidir diyor. Yani kökteki çekirdek de meyvedeki çekirdeğin bütünlüğünün şuurudur. Evet. Bütünlük değil. Bütünlüğün şuurudur. Hayt, ittisal. İttisal bağ ama şuur bağı. Yani meyvedeki çekirdek çekirdeklerini bilmiyor. Çekirdeklerini bilse ağacın köküne intikal eder. İnsan gibi düşünün. Meyveyi, içinde bir çekirdek var ama ağacın kökündeki çekirdeği aynısı. Nasıl bir haleti olur? Biz de öyle olmalıyız. Yani ben diye yazdımsa da değil mi? Yine olsun, yine olsun sen, tamam mı? Ben oyum diyor. Aslında o da benim. Ben diye gittimse de diyor. Ben bana gidecektim diyor. Nasıl gidecek? Benden bana ben diye gittim. Risale-i Nur diye koştum diyor. Risale-i Nur. Risale-i ne anlatıyor? Bir yeri anlatmıyor. Seni anlat. Risale-i Nur'la bakıyorsun kendine. Risale-i Nur'a bakarken Risale-i Nur'a bakmıyorsun. Gözlüğe bakarken gözlüğe bakmıyorsun. Gözlükle bakıyorsun. Risale-i Nur'un hedefi insandır. Ayete bakmıyorsan ayetle bakıyorsun. Ayetle bakıyorsun. Aynı şey. Sen gelmeden önce mi dedin? Kur'an da aynı dedin değil mi? Ayete bakıyorsun. Hariçteysen ayete bakmaktır. Ayete bakamazsın. Hariçteysen ayete bakarsın. Ayete, Kur'an'a girdinse Kur'an'la bakarsın. Kur'an gözlüktür. Kur'an gözlüktür. Tamam mı? Mesela bazılar diyor ki Risale-i Nur diye şey yaptılar diyor hep onu. Hep benim de ondan. Tamam. Gidelim defter nerede kaldı? Efendim. Şimdi yani imanın arkası. Şimdi insanlık nerede verilmiş?
Abi foal yaptınız herhalde. Arkadan bola işaret ediyor. Tamam, tamam şunu bitireyim. Tamam, bitirelim inşallah. Dur. Dur abi. Dur, dur, dur. Bak, bak, bak. Bak şimdi. Ruh buradan verildi mi abi? Evet. İnşallah unutmazsan, toparlarsan. Ruh buradan verildi. Akıl buradan verildi. Kalp buradan verildi. Celal ve Cemal tecellileri buradan verildi. İnsanlık burada verildi. Tamam mı? Bundan önce insan değiliz. Onun için soruya cevap, Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde et dendi. Allah kendisine başkasına secde ettirmez. Şirktir, kendisi söylüyor, yapmayın diyor. Ama kendin yaptın, Adem'e secde et dedi şeytana. Yani Azazil, aslında şeytan değil de adı şeydir. Secde et dedi. Çünkü Adem'in beşeriyeti yoktur. İnsan değil o. Esma ve sıfatın bütünlük bir kaburudur. Biz toprağa secde ediyoruz. Hani Allah'a secde edecektik? Beşeriyet olmadığından şirk değil. Nefis yok. Kudsidir bu. Kudsidir. Bize ne zaman sufrilik takıldı beşeriyet? Tamam mı? O zaman insan olduk. Kürsü geçerseniz. Geldim buna. İnsan mısınız? Değilsiniz. Kudsisiniz. O zaman insanlık sana verilmesi şuradan. O zaman sen insan değilsin. İnsanlık sana verildi. Sen kimsin? İnsanın arkasındasın. İnsanlık kullanansın. Kimsin? Bilmiyor. O zaman sen kimsin? Bilmiyorum. İnsan olmadığını biliyorum da. İnsan, insan değil. İnsanlığı kullanandır. Bir daha. İnsan, insan değildir. İnsanlığı kullanan. Zaten bilseydin sın olmazdı abi. İnsan olmayı şimdi gurur duyuyorum diye. Son sözlerimizi kabul etti abi. Sözsüz zatımız. Zatım. Şunu yazmam lazım da benim. Şuraya. İnsan insan değildir. İnsan insan değildir. İnsanlığı kullanandır. Şimdi gelelim şeye, kardeş, bari burada vurma çünkü duvara vurursan, duvara vurmuş olursun, bu sefer iyi olmaz, burada okay var. Evet, şimdi devam ediyoruz. Cihanı, dünyayı, kainatı, alemleri ışıklandıran ulvi ve yüksek itikat diyor. Bunun tersini düşünün, bütün alemleri, dünyayı ve kainatı karanlığa girer, bu aydının kendi hususi dünyasındadır. Hem karanlık ve ışık ve nur, keseceğim, burayı bitireyim diye şey yaptım, hızlı okuyorum. Hem karanlık ve ışık ve nur dima bakıyordu, bak senin dediğini onayladı, ışık ve nur, yani var ya böyle nur, dima bakıyordu zaten, zulümat ise kalbe bakıyor. Sanki itikat kendisi ayrı bir birim olmakla beraber dima diğer mertebelerinde besleniyor ve besliyor. Besleniyor ve besliyor. Ve besliyor. Şimdi burada kesiyoruz. Kahve molası veriyoruz. Ne kadar oldu ki sana? İki saat. İki saat. İki saat. Hiçbir şey olmamış ama. İki saat. İki saat. El Fatiha. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İtikad dersimizin 6. dersin 2. bölümü. Peki, Mektubat 218'de kaldık. Geç istediğini. Geç. Şöyle. Allah'a sor. Umumunu nur-u imanla ya ilmel yakin ve aynel yakin veya hakka yakin itikat ve tasdik etmeleri. Çok ilginç. Umumunu nur-u imanla, imanın kuvvetiyle değil. Biraz önceki fevkalade bir kuvvet, yakin bu imanın kuvvet yönüydü.
Şimdi bir şaşıracaksınız. İmanın iki yönü var ya. Bir mazi, bir müstakbel. İmanın mazi yönünü kuvvetle dereyle tanımlar. Mazinin dereleri, istikbalin dağları. Dağlar da gelecektir. Tamam mı? Şimdi gelecek nur, yani önümüzdeki karanlık olan kabir ve berzah yolları nurlanır. Nurla anlamlandırılsın, imanın nuruyla. İmanın iki özelliği vardı. Bir imanın kuvveti, imanın nuru. İmanın kuvveti mazi, nokta istinad, Allah'a bakıyor. Bağlılık seviyene göre, tamam mı? İmanın kuvveti oluyor. Ahirete iman da, yani iman esaslarının en büyük iki tane rüknü var. Kutbu iman. Yani akünün iki tane kutbu var ya, artı eksi. Esas imanın kutbu imanı, imanı billah ve imanı bil yevmil ahirettir. Diğerleri aralarıdır. Tamam. Esas budur. Allah'a imanı noktayı, bak ölçü sağlanıyor ya, noktayı istinata böyle, dayanma noktası. Dayanma noktayı istinat, Allah'a iman, o kuvvetini anlatır. Kuvvet, imanın kuvvetini o belirler. Allah'a iman seviye. Noktayı istimdat, bu nokta istinattı, istinat dayanan. İstimdat, imdat. Medet mi? Medet istiyorum. Ne? Beka istiyorum. Evet istiyorum. Fıtratımın gözü. Fıtratımın isteği. Fıtratım beka istiyor. Ezel ebed istiyor. O da hiçbir şey imdadıma cevap vermiyor. İmdadına cevap veren noktayı istimdat. Bağırmama, imdat yardımıma ahiret ben buradayım diyor. Aynen. Ha, ahirete yakinliği nispetinde imanın nuru. Tamam. İmanın nuru olur. Gelecek mi? He? Gelecek. İmanın nuru. Gelecek. İmanın nuru geleceğimizi, imanın kuvveti geçmişimizi. Şimdi biraz önce 218 ikisi de mektubatta imanın mazisi, yani imanın nokta istinadı, yani artık demeye gerek yok. Üçünü beraber Allah'a İman, noktayı istinat ve imanın kuvveti. Bunlar hep mazi. Tamam. Şimdi ötekisini söylüyorum. Ahirete iman, noktayı istimdat, imanın nuru. Gelecek. Tamam. Şimdi mektubatta biraz önce okuduk. Bu çalıştığımız şey var. Bu mazi. İmanın kuvveti bu. İmazi. Kuvvet. Tamam. Şimdi imanın aynı şeyde devamında sayfada imanın şesini anlatıyor. İstikbalini anlatıyor. Nurunu anlatıyor. Diyor ki hani sen göreceksin, öyle bir şey demiyor. Sen umumunu nuru imanla. Nuru imanla. Nuru imanda ne var? Ya ilmel yakin ve aynel yakin veya hakkal yakin. İtikat ve tasdik etmeleri. Tasdik etmeleri. Burada etmek yok. Olmuş. Oluyor. Mazi olmuş, oluyor. Olmakta olandır insan. İnsanın bir tarifi de şudur. Olmakta olandır insan. Yani her şey olabilirken olduğu şeydir. Olmakta olandır. Anladınız mı? İnsan olmakta olandır. Olmakta her şey olabilirken her şey. İnsan mısın? Değil. İnsan olmakta mastar. Şu anda nesin? Bir şey. Olansın. Olmakta olansın. İnsan. İnsanın bir tarifi budur. Şimdi olmakta olandır dedik. Şunu kapatayım. Onu anlatıyor. Diyor ki, nuru imanla dedi. Dimala deme. Dimala demektir.
He? Nur-u iman dimağa bakıyor. Evet. Kuvvet kalbe bakardı. Geçmiş. Geleceğe bakıyor dolayısıyla. Evet. İman, yani imanın nuru dimağa nur. Çünkü vahiy ile önümüz aydınlanır. Vahiy dimağa bakar. İlk. Vahiy dimağa iner. Akla hitap eder. Aklı olmayanın dini yoktur zaten. Hadiste geçiyor. Dinsiz manasında değil. Yani sahiplendiği bir şeysi yoktur. İtikat ettiği bir şeysi yoktur. Şimdi nur iman dedi, dimağla demektir. İmanın ziyasıyla kalp demektir, olur. Nur iman demesi, iman hepsini barındırır, kuvvetli nurdur, ziyadır. Ziya nedir onu anlatayım, ondan sonra biliyorum. Zaten biliyorsunuz. Güneşin 7 tane renk geliyor. 7 tane rengin içerisinde hiçbir tanesi beyaz yoktur. O 7 tane rengin bütünsel rengi beyazdır, nurdur. Ve şemse ziyaya vel kamara nura. Allah'da geçen bir ayet. Yani şemsten ziya, kamerden nur geliyor. Nur geliyor. Nur demek, tamam mı? Ziya değildir. Şimdi çiçek vardı, unuttuk. Demek ki masaya koyacaktık balkonda. Şimdi şeyde gafurum açabilir misin abim? Çok güzel olacaktı. Şunu aç böyle, orada bir çiçek var. Elini uzat, al. Tamam. Saksı. 7 tane renk geliyor mu abi? Geliyor. 6 tanesi ne yutuyor? Bir tanesini yutamıyor çiçek. Gelen ziyayı. O gözüküyor. O zaman çiçeğin rengi budur diyoruz. Kapattı mı? İyi. Şimdi bak. Bunun için alınmış bu. Görüyor musunuz? Mesela bir kavle göre de ustad, güneşin istihali geçmiş hali. Bu ne renk diyoruz buna? Ne diyor? Mor. Pembe. Koy pembe değil. Mürdüm. Fuşya. Bu da yeşil. Bu yeşilden ortak noktamız olsa. Altı tanesini yuttu. Yeşili yutamadı. Ve yeşil olarak gözüktü. Bu yeşili yuttu. Ama bu rengi yutamadı. Ne diyorsan. O çıktı. Tamam. Şimdi bu nedir? Bu arkadaş, bak bir şeydir. Bu gene ziyanın içerisinde ama ortaya çıktığı için nurdur. Bize bakan yönü. Bize bakmayan yönlerin bütünselliğidir. Kısacası güneşten ziya, tamam mı? Kamer ziyayı alır, ikinci dal 24. sözde ziyayı alır, içinde dönüştürerek sana takdim eder. Bu nur. Niye bu kadar uzatıyorum? İman kalbe gelir. Ziya. Tamam mı? İman. Ondan sonra imanın şeyi, vicdanın iki ayağı vardı. Bir vicdan, merkez hissiyat ve mazar hissiyat. Kalbin iki ayağı vardı, vicdan dedim. Kalbin iki ayağı vardı. Bir vicdan, bir dima. Dima, nura bakar. Gelecek. Vicdan, kuvvete bakar. Mazi. Daha çok. Onun için mazinin hesap makinesi ya, haşir meydanın küçük bir provasıdır vicdan. Ne yaptığını sana o gösterir. Allah sana ne hesap çıkartacağını rahmeti hariç. Haşir meydanda terazide ne çıkacağını sen çok iyi biliyorsun. Vicdanına bak görürsün. O sana söylüyor. Uyanık vicdanı herkes bilir. Çünkü haşrın küçük bir numarasıdır vicdan. O da kuvvet. Niye uzatıyorum? İman deyince, imanın nuru deyince, imanın ziyası deyince, hemen imanın nuru deyince dimağa ve geleceğe bakıyor. İmanın kuvveti deyince, veya ziyası deyince, çünkü nurdan önce olduğu için ziya, mazi ile alakalıdır. Tabiri diğerle, nur vahye bakar, imanı bir ahirete bakar, dimağa bakar. Bu altyapılardan sonra şimdi bakın. Ziya ile şeyin ne farkı var abi? Ne? Kuvvet. Kuvveti. Ha, şimdi ziya bütünsel hali değil. Tek tektirler ziya. İçinde 7 tane renk var. O bütünsel eyleme dönüşmüş hali kuvvettir. Ziya daha cevher yani.
Cebel. Siyah kuvvet davranmış. Ortaya çıkmış. Siyah. Mesela şöyle gideyim, şöyle gideyim. Çiçek. Daha aslı bu çiçeğin madde, enerjidir. Yani kuantum fiziğinde bu nedir? Maddedir. Bunun aslı nedir? Enerjidir. Enerjinin Türkçe şeyi kuvvettir. Şey, Arapçası kuvvettir. Latincesi enerjidir. Enerjinin Arapçası kuvvettir. Kuvvetin Türkçesi enerjidir. Tamam. Bak, madde, kuvvet, gir içeri, esir. Ziya ile ne alakası var diye anlatacağım şimdi sana. Madde, kuvvet, esir. Yani madde, enerji. Esir, maddeye hayat, aynı hayat. Aynı hayat nereye kadar gittik? Cennete. Peki, hayatın kendisi ise arş. Arş, esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Tamam mı? Şimdi, bu kuvvet, maddenin arkası. Maddeyi, madde gözükendir. Yani, molekül tarafı kuvvet, mül tarafı madde. Şimdi, onun için iman kuvvettir, yani vücut haricisi vardır, mahluktur. İmanın bir sureti var, gir içeriye kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Mahiyeti mahluk değil. Ziya sıfata doğru mu daha yani? Evet. Gidiyor. Niçin üzerine durdum? Ha. Yani özür dilerim, söyleyeceksin, söyleyeceksin. Şimdi şöyle söylemek istiyorum Hasan abi. Şimdi ezel, ebed sanki birbirinden en uzak ama halbuki aynı. Aynı. Aynı yerde. Aynı, en yakın değil mi abi? Evet, bu yani odundaki duman ve nur gibi. Gibi abi. Şimdi hani ama bir insan düşünün, iki saniye gözü açılıyor, bir hindi kafası gösteriyorsunuz, tekrar kapılıyor adamın gözü. Ondan sonra anlatıyorsunuz adamı, şu şöyle, bu böyle, bu böyle. Hep soruyor ki, o hindi kafasının neresine benziyor? İşte orasına mı benziyor? Şöyle mi, böyle mi? Değil mi? Tabii bütün bir ne gördüyse onunla tamamlıyor. Hep onunla tamamlamaya çalışıyor. Mesela bu şekilde düşünürsek eğer, bu sizin neyin misali benim kafamda acayip bir kalıp oluşturdu. Mümkün mertebe her şeyi onun üzerinde oturtmaya gayret ediyorum Hasan abi. Aynı zamanda ben bir şey de yeni buldum. Neyden dedi ya, hoşuna gider diye söylüyorum. Şeceri hilkatin dişe vuruş sesidir insan. Evet, zaten onu söylediniz abi. Örnekte var o. Meyvedir. Ses, ses, ses. Ha, ötekisi nefes. Nefes ses değildir. Değil. Nefes hamdır. Şekil almış, anlamlandırmış, hayır, adamı taşımış, öfleğini dışarıya taşımışsa o ses. Abi çok enteresan ya. Nefes sese dönüşür. Şimdi çekilir. Şimdi Hasan abi, hiçbir şey tesadüf değil. Müthiş bir tevafuk, acayip bir şey. İnsan böyle şey düşündükçe, tefekkür ettikçe. Şimdi Tuğba ağacı değil mi? Ters. Kökler yukarıda. Evet, kökler yukarıda. Burada da tam ters abi değil mi? Aşağıda kökler. Evet. Şimdi bakın, ziya dediğimiz zaman geçmiş diyoruz, Allah'a iman diyoruz ama oradan, orada iman yok. Ama oradan gelen, yani oradaki üfleme burada gün yüzüne çıkıyor. Yani burada iman oluyor. Tabii bak şimdi, içeride hava, içeride içeriye hiç benzemez. İçeride de yok zaten. Öfürüyor. Şimdi kendini taşımıyor bu öfürme. Beni taşımaz. Önden gürültü olur. Gürültahane olur. Bazı insanlar gürültahane olur. O olmaz ama ondan olur. O evet. Beni taşımaz. Sonra aynı nefese bunu yaparken bu ses benden çıkıyor, parmak da benden çıkıyor. İkisi de benden. Bu parmak hareketi benden çıkan nefese, tamam mı? Öyle bir şekillendiriyor ki bu parmak neye göre bu parmaktır? Aklımı gösterdi şu parmak. Şu kalbimi, vicdanımı, latifemi, siyatımı, geçmişimi, geleceğimi, geleneğimi, kültürümü. Yani bu parmak hareketi içimi dışarıya taşımak için şekilleniyor. Bir beste oluyor. Beste ne demek?
içerideki duygularımı gösteriyor. Çünkü diyor bir milletin lisanı o milletin misacını gösterir diyor. Mahkematta. Bir memleketin, bir milletin lisanı o milletin ruhsal yapısını gösterir. Ruhunu bozarsanız, nasıl bozarsın? Bozamazsın. Lisanını boz. Çünkü ruhlar arasındaki ilişkiyi, sefirlik, büyükelçilik lisanla olur. O zaman harflerini, lisanını değiştireceksin. Lisanı değiştiremezsiniz harfini değiştirmedikçe. Harfini değiştirir, lisanını değiştirirsin. Lisan değişirse ruhlar arasında ilişki kopar ve bozulur. Bize yapılan. Evet. Abi devam ediyorum. Nur diyor, nur. Nur da buradan oraya büyüttüğümüz ağaç. Yani biri toprak çekirdeği asli, çekirdeği asli diyelim. Toprağın ağacında, toprağın altındaki diyelim. Çekirdek. Biri de meyvenin çekirdeği. Yani bu nur meyvenin çekirdeği. Yani alemi şehadetten ahirete olmak zorunda. Evet. Yani geleceği inşa eden. Kökteki çekirdek geleceği inşa etmiyor. Etmiyor. Meyvenin içerisindeki çekirdek geleceği inşa ediyor, taşıyor. Evet. Yani. Dolayısıyla o meyve insandır. Meyve insandır. O meyvenin içindeki çekirdek itikattır. Ağacın kökündeki çekirdek imandır. Bu noktada bunu bekleyeyim burada. Evet. Evet. Fark neydi? Ne aydır ne gayrıdır var ya. Meyvedeki çekirdek intikada ağacın kökündeki çekirdeğe imana ikisinin cemi bakar. Öğreniyoruz hepimiz. Herkes talebedir. Bir şey söyleyeyim. İnsan insansız insanlaşamaz. İnsan noktalı virgül insansız insanlaşamaz. Mâkes mi lazım? Yani sen bana muhtaçsın, ben sana muhtaçım. İnsan olmak için. Tamam? Hatta o bile olmayabiliyor peygamber. Tamam. Evet. Devam ediyorum. Tabirleri koyunca hani 23 senede la teşbih ve la temsil Kur'an birbirini çelişen ve çatışan ayetleri yok. Birbirinin hükmünü ortadan kaldırmak şöyle dursun şüphelendirecek ayet yok. 13. sözde bunu anlatıyor. Çok harika bir yer orası. Yani ağaç mesela yaprağı ortadan kaldırmıyor. Yaprak çiçeği ortadan kaldırmıyor. Çiçek meyve ortadan kaldırmıyor. Yani birbirini örtmüyor. Hepsi farklı ama bir bütünsellik yapıyor. Hatta birbirini açıyor. Açıyor. Birbirini açıyor, destek veriyor. Kur'an ve hadis-i şerifler ve İslam'ın hükümleri aynı böyledir. Eğer çelişen ve çatışan gibi gözüken varsa orada cehalet vardır. Burada da tahlili yapılabilir aslında abi. Hadislere dil uzatıyorlar ya. Evet. Hadis tahlili buradan yapılır. Evet. Ayetin de tahlili buradan yapılır. Evet. Yani zahirde mesela yaprak çok çiçek çok naziktir. Kütük öyle değil. Şimdi kütük kafalılar yaprağı da kütük görürdüğü için o değildir de bu sefer. Her şeyi kütük diye bakıyor ya. Yapraksa her şeyi yaprak görür. Oysa yaprak yapraktır, çiçek çiçektir, kütük kütüktür, meyve meyvedir, koku kokudur, tat tattır, şekil şekildir mesela. Hepsi ayrıdır. Ama kütük kafalı çiçeğe, kokuya da kütük. Mesela zahirde batıncılar bak burada koku var. Burada tat var. Zahirde gözükmüyor. Bu duygun açılırsa ancak görürsün derse. Nerede var ya? Nerede gözüküyor? Ne kokusu ya? Adam burada çalışmıyor. Ne tadı ya? Dili çalışmıyor. İnkar eder. İnkar oradan oluyor. Çünkü o taraf açılmamış. Peki,
Nur-u İman'dan açıldı. Nur-u İman deyince hemen pergelimizi, bak pergelin bir kalemi var, bir de demir tarafı var. Demiri sabitlersin. Eğer koy bak pergeli sabitlemezseniz zemine, bu da oynarsa hiçbir yeri, hiçbir yerde daire çizemezsiniz. Yani haddiniz belli olmaz. Haddinizi bilmezseniz oturduğunuz belli. Böyle neresi yuvarlak hanım? Yapsam bile böyle birbirine çiçek gibi, çiçek gibi oldu. Olmadı ki. Eğer daire istiyorsanız bu demiri bir yere batırmanız gerekiyor. Eğer bir yerde inkişaf etmek istiyorsanız o cemaati karar kılın. Karar kılmak başka bir yeri inkar etmek, şey yapmak anlamına gelmez. Mutlaka bir yere, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, tevhid-i kıble et. Tevhid-i kıble et. Yani pergelini batır. Şimdi Nur-u İman istikbale bakıyor demiştik. Orada ne var? Ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin. Nedir o? Uzaktan baktık. Duman çıkıyor. Biliriz ki ilmel yakin. Burada ateş yanıyor. Sonra gitti gözümüzle gördük. Aa ateş. Bu aynel yakin. Elimizi soktuk ateşe. Bu da hakkal yakin. Bu iki şeyle besleniyor. İman. İtikad. Ama sonra dolayısıyla tabi imana iniyor bu. Yani itikadın üç mertebesi var. İlmel yakin, anel yakin, hakkal yakin mertebesinde. Ama dimağda hani ilmel yakin demiştim. 25. sayfa Kastan'da diyor ki öyle bir ilmel yakin ki ilmel yakin gibi gözükürken aslında hakkal yakin. Aynel yakin. Yani ilmel yakin içerisindeki aynel yakin. Latif nüktelerde şöyle geçiyor 30. sayfada. Diyor ki Allah bu kainatı yaptı. Bu yapılan şey gözüken kudret. Ama yok. Aynı kudretinin elma bu ilimdir. İlim donmuş, çiçek olmuş. Yani donana kudret denilirken hani kudret ilim. Yani aynı şeyler. Donmuş haline kudret, donmamış haline ilim. Peki donmamış, donmuş bu kudret olmuş, ilim ortadan kalkmış mı? Yok. Çekirdekten ağaç çıkmış, çekirdeğin içi boşalmış mı? Yok. Yani sanki kudret olmuş ilim. Aynı şey. Şimdi geliyoruz. Nur-u imanla dedi, yani hemen pergelimi koydum, dima demektir. İmanın ziyasıyla olsaydı kalp diyecekti. Nur-u imanla dima ile dişe vuruşu itikat ve tasdik. Yani itikat dişe vuruşsuz olmuyor. Mutlaka dişe vuruyor dima ve itikat. İman her şeyi dişe vurmaz. Çünkü ahirete iman, Allah'a iman. Neler yaşıyorsun o güzergahta, o irtibatta, o kanalda. Neydi? Bak. Allah, şöyle diyeyim, keban ve süpürge makinesi, keban barajı, kablo. Yani o şey, süpürge makinesi, kap. Oradaki sistemin kendisi aktif olmuş ya, ceyranla aktif olunca iman. Bu kablo var ya kablo, kebanla bağlı, o itikat. Şimdi Allah'a uyguluyorum. Allah'la benim aramdaki bağın adı itikattır. O kablodan gidip gelenler iman. Giden iman, gelen feyiz ve kemalat. Ben tam tersi gibi düşündüm sanki abi ya. Tabii, abi diyordu ya, iman bir intisaptır. Evet, intisap işte. Tabii bağ, ama bağ. Şimdi burada itikası değil. Ya. İmanın payandası her halükarda, öyle olunca. Ama hayır. Şimdi abi üflediği zaman çıkan itikat değil ya. Mi, ters mi söyledi? Ters söyledi gibi geldi abi bana ya. Neydi? Bağ abi şeydir. İmandır. İmandır. Gidip gelen itikattır abi. Gibi sanki sabit daha. Olması lazım imanın. Sabit olması lazım. İmanın sabit olması lazım. O zaman o dursun, onu dememiş olalım. Abi sıkıntı yok. Sizin söylediğinizde bir sıkıntı yok. Yani bir kablo var.
kablonun sağlamlığına göre gidip gelmeler oluyor. Peki gelme bu düzeneğin adı nedir? Hidayet. Evet. Biz onu onaylarsak iman olur. İşte iman sabit olması lazım abi. İman ama şu, gidiyor, geliyor, ufalıyor, açılıyor ya. İman biraz gidelim. İtikat, İtikat evet, imanın şöyle bir tarifi var. İman bir bağdır. Evet. İman intisaptır deyince senin dediğin doğru. Kablonun kendisidir. Yani. Ha. Peki biraz da gidelim. Zaten zihin aynasında tasdike gönderilenlere ilim deniyordu. Bir daha. Zihin. Zihin aynaydı ya. Kalı Mesnevi'de zihine ayna diyor. Hatta bir yazı, bir cümle göndermiştik WhatsApp grubumuza. Özel göndermiştim. Benden çıkan bir fikir var. Etkileniyorsunuz, bilmem ne oluyor vesaire. Aslında zahiri budur. Zahiri budur. Benim size gönderdiğim fikir aynasında bir şeyler alıyorsunuz. İnşa oluyor. Tamam mı? Güzel bir becize değil. Mesela şöyle diyelim. Biz bu dünyaya şey yapmaya, toplamaya gelmedik. Sahiplenmeye değil, şahit olmaya geldik. Şahit olup şehit olmaya. Şahit olup şehit olmaya geldik. Sahip olmaya gelmedik. Peki bu hoşumuza gittik değil mi? Biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olup şehit olmaya geldik. Zahirde bir şey aldık, etkilendik. Batında bir şey almadık. Fikir kendisi aynadır, onun da kendini seyrediyorsun. Aslında o sözün aynadır, karşına koydun, onunla sende uyanıyor. Sende uyanıyor. Yani ben sefillik yaptım, tamam mı? Senin ruh bir memleket, benim ruh memleket, senin ruhuna ben konsolosluk açtım. Ve orada sen iken sen değil ama. Sen sensin ama ben de sen değil. Neyle? Kelam sefirdir. Konsolosluk açmaktır. Diyor ki, zihin aynasında tasdike gönderilenlere zihin aynasından dima gönderiliyor. Yani dima vicdanı da kalbi beslemiyor ama kalkıp o da onu besliyor. Tamam mı? Yani bir daha biz aldıklarımızla itikat besleniyor ya. Besleniyor. Canlı mıyız? Evet abi. Çok ben, şunlar bunu besliyor mu? Sonra dönüyor, bunları ihya ediyor. Bunu inşa ediyor. Peki buna dönünce ne yapıyor? Bütünselliğe getiriyor bu. Çünkü bu bütünsellik olduğu için, bu bütünselliktir. İtikat bütünseldir. Bütünselliğin inşasıdır. Bina, çatı yani. Sonra bu bütünsel mi? Bunu İhya etkilemiyor. Kahülün etkiliyor. İtikad tasavvurunu etkiliyor, takvim. Peki bu bütünsel bunu etkiliyorsa, bu zaten bütünseldi. Bu iltizam da var itikatta, izan da vardı. O zaman sanki itikat hepsini birer bire etkilerken hepsini etkiliyor gibi olmuş. Besliyor. Yani aşağıdan yukarıya tuğlalar konulur. Tamam. İnşa demektir bu, inşaat. Yukarıdan aşağı ihya eder seni. Şey gibi abi. Yukarı büyük veli nimetlerimiz, büyük zatlar bizi ihya ederler. Biz onları maddi ihtiyaçların vesairesini gidererek onları inşa ederiz. Onları var ederiz. Yani onları canlı tutarız. Varlıkları varlığımızın devamı olduğu için varlığımız kadar değerlidirler onlar. Abi bir şey söyleyeyim mi ya? Çok enteresan ya. Şimdi inşa, ihya diyoruz ya, şimdi aşağıdan, şimdi üstad diyor ya kader çatıdır, yani alt tarafları yapmadan kaderi anlamazsın gibi. Burada da sanki önce çatıyı yapıyor, yukarı kaldırıyor, alttan bir kat koyuyor, yukarı kaldırıyor, alttan bir kat koyuyor, yukarı kaldırıyor, buradan. Ama itikat direkt temeli yapıyor abi. Yukarıdan aşağı müdahale ettiği zaman temeli yapıyor. Bu aşağıdan yukarı yaptığı zaman çatıyı yapıyor, yukarı itiyor. Çatıyı yapıyor. Şimdi inşaatta bir kanuniyet var abi, biliyorsunuz tuğla hem kendisini taşır hem diğer tuğlaları taşır.
alttaki tuğlayla en üstteki tuğlanın da birbiriyle alakası var. Bu itibarla en üstteki tuğlaya itikat demiş olsak ki hükümdür ve neticedir. Alttakiler onu taşıyor gibi gözükür ama üstüne atacağı diyelim iman setinde şuna ne diyorlardı? Mühendis var değil mi? Kolan, tabla. Şunu, tabla. Tabla atacak ya onun üzerine o itikadın üzerine iman tablası atılıyor. Sonuçta inşaat örneği çok güzel uyuyor burada. Evet. Ve Kur'an direkt gelince itikadımıza mı itaat ediyor? Aklımıza mı? Tavakkule. Vahiy buraya bakar. Evet. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Şeytanın bir kanununu söylüyor ustad. Diyor ki Beyazıt Camisi'ndeydim. Şeytan bana dedi ki diyor sen çok Kur'an'ı çok ulvi ve kutsi görüyorsun. Bir de beşer kelam olarak bak diyor. Bu kavgalar itikatta olmuyor. Bu kavgalar burada oluyor. Takulde. Tamam. Şimdi çok önemli bir şey söylüyor. Kur'an'dan, Kur'an'a, Kur'an'ın dışından bakarsanız şüpheler ve vesveseler tepenizden kurtulmaz. İçerisine girdikten sonra soruları içeriden sor. Tamam. İçeriye girme. Ustad ne diyor? Diyor ki ey melun, Allah yönü, onun dışındakiler. Ey melun, bu eğer Kur'an'ı diyor, Allah diyor ki benimdir. Allah'ın dışında benimdir diyen var mı? Yok. O zaman sen kimi Kur'an'ı veriyorsun? Beşer hangisi demiş ki Kur'an benimdir ki ona veriyorsun? Desin bir tanesi Kur'an ben yazdım ona verelim. Yok. Böyle bir baha biçilmez bir eser ortada da olmaz düşer. Birisinin önünde durması lazım. Onun olup olmadığını kim iddia ediyorsa onda dursun. Biz onun olmadığını ispat edersek alırız elinde. Şimdi Allah'ın dışında benimdir diyen var mı? Yok. O zaman dursun Allah'ın elinde de onun olmadığını buradan ispat et. Burada şu şeyi getiriyor. Güya insaftır, akıllılıktır, geniş düşünüyoruz diye bir şeyi aslısından çıkarıp da aslısından kopararak o şeye bakarsanız o şeye varamazsınız. Kur'an aslı Allah'tır. Aslından koparıp aslı olmayan bir yere koymaya kalksan beşer. Ama kitap kimin eline vereceğiz Kur'an'ı? Hazreti Muhammed diyor ki benim değil diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tam da Ebu Cehil de benim değildir diyor. Ebu Cehil şu hata yaptı. Senindir diyor, sen yazdın diyor. Ben bunu yazıp yazmadım benden daha iyi mi biliyorsunuz diyor. Benim değil diyor. Ve öyle senindir. Bu itham ancak şu yapılır. Çalarsan hırsızlık, malımı niye çaldın? İddia da yapabilir. Sen çaldın. Ama böyle değil. Senden bir şey almadım ki Ebu Cehil. Ebu Cehil'den Kur'an'ı çalsa, sen niye Kur'an'ımı çaldın? Deme hakkın var. O tam tersine diyor ki Kur'an senin değil. Senden mi çaldım diyor peygamberimiz diyor. Yok. Senin olsa dersin ki benimdi. Yalan söyle onun benim söylüyor diyor Muhammed diyebilirsin. Ama Ebu Cehil senin miydi Kur'an? Yok. O zaman senin alakası yok. Sen Kur'an değil. Ha o zaman bir başkasının bende emaneten duruyor. Sen nereden biliyorsun o emanet olmadığını? Ben diyorum ki benim değil emanettir. Ama senin malınsa de ki sen çaldın. Benim emanet sende duruyor ama benim diyorsun diyor. Emaneten durur diyor değil mi? He. Risalede de. Evet emaneten duruyor zaten. Benim emanet. Ha. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun bu kadar dakikalar? Şimdi bir şeyin haricinde bakarsanız evvam vesveseden kurtulamaz. Felsefe değil mi? Evet. Felsefe. Abi bu şeytan var ya kusura bakma ya kızlara da çok konuşuyorum ama bu şeytan tam bir çakal ya. Yemin ediyorum. Aklın sıra şeye çağırıyor ama yani üstadı eşitliğe çağırıyor. Eşit bakalım diyor ama aslında eşitliğin içinde eşitsizlik var. Mesela hani diyorlar ya bazen günümüzde kadın erkek eşitliği. Ya kadın erkek eşitliği ikisine de 50 kiloyu yüklemek değil. Kadın 20 kiloyu kaldırıyorsa onu yükleyeceksin. Erkek 50 kiloyu kaldırıyorsa onu yükleyeceksin. Eşitlik bu aslında. Hadi yani şu. Ya köpeğe et ver. Sığıra ot ver. Hayvan mıdır ikisine? Eşit muamele etme. Eşitlik aslında ikisine de hak ettiğini vermek arkadaşlar. Aslında o şekilde davranıyor. Eşitlikse eşitliği yapıyor. Eti genel diyelim. Sığır eti ne yapacak? Otu köpek ne yapacak? O da mı hayvan? Evet. Yani hak sahibine hakkını ver. Evet. Dolayısıyla Kur'an da Allah'a yakışıyor.
Onu ona vermek eşitlik zaten yok. Tamam, tam Kur'an bir tanesi çıksın, Kur'an benimdir desen ona verelim. Diyen yok. Yok. Bahab hiç inmez bir eser. Can Bahab bir eser. Ortada olmaz. Ortada da olmaz. Diyor ki o gerizekalı. Diyor ki tamam diyor, Allah'a vermedik diyor. Beşeri de tamam diyor. Mantık yaptım. Ortaya bakın. Ne Allah de ne insan de. Ortada. Orta boşluktur diyor. İnsan ne? Kim ya? Yani? Diyor. Yani, ortası yok ki. Orta yok yani. Ya vardır ya yoktur. Ya iman vardır ya iman yoktur. Yani ortada ne yani? Çünkü ortada bir var olan bir eser var. Bir müessiri gerektiriyor. Ortada kim yani? Olmayanı ol mu sayalım? Peki olmayanı olsayıp fikir üreteceğine, var olan üzerindeki varlık üzerinde fikirleri konuşmak daha doğru değil mi? Eşitlik işte bu abi. Kimse abiyle kim kimdeyse onda kalacak diyor. Yani burada şey demek istediğim bu kadar şey. Bir şeyi, bir şeyin içine girmedikçe dışından bakarak vehim ve vesveseden kurtulamazsın. Şeytan bunu kullanıyor o zaman. Evet. Seni dışarıdan baktırıyor. Yani dışarıdan baktırıyorsun. O için dini cemaatler bu konuda büyük nimet oluyor. Seni içeriye alıyor. Çünkü dini cemaatler saray değildir. Saray İslam'dır der usta. İslamiyet saray. Kapıcıdırlar. Kapıyı sana açıyor, içeri gir. Gitti, içeri girdikten sonra bu niye Sivas'ı dökük ya? Niye bu taşı yok ama içeride ol. Ama içeride niye kapısı böyle derken dışarıdan bakınca ona saray var mı yok mu ya dersin. Çünkü bir sis geldi. Duman geldi, kapattı, göz gözü görmüyor. Saray gözüküyor mu? Gözükmez. Ama içerideyken sarayı el yordamıyla bulursun. Sen bir içeri gir. Şeytanın en büyük tuzaklarından bir tanesi, 99 kapısı açık sarayın. Biri kapalı, gider o biri gösterir. Oysa felsefede bu her şeyde kullanın. Bir insanı keşfetmekte, hanımınızla şey yapmakta, geçinemiyorum, bilmem ne yapıyorum. 99 kapalı. Kapısı kapalı. Hakikaten anlattığın gibi öyledir. 99'u kapısı kapalı. Bir tane kapı yok mu açık? Oradan gir, içeri girdikten sonra açarsın. Yeter ki usta ol. Geçinilemeyen bir insan yoktur. Allah Resulü Ebu Cehil'i şey yapmış. Ama geçinmeyen insan vardır. Şeyi kaçamak istemiyorum o. Şeyi laf arasına gir. Bir kapıdan girip öbür 99 kapıyı da açarsın. Açabilirsin. Açarsın. Gir de bak şeytan. Ya 99 kapısı kapalı diyor. Tamam. Çoğunluk önemli değil mi? Öteki taraftan 99 açık kapıyı göstermiyor. Bir tanesi kapalıysa onu gösteriyorsun. Yani şeytan o kadar işimize yarıyor ki. Evet. Şeytanı ortadan kaldırırsan hakikat sistem çalışmıyor. Şimdi şöyle birbirine ne kadar yakın akıyor. Artı kutup eski kutup, eksi kutup. Birbirine ne kadar yakın enne sıra mine süreye. Öyle mi? Kafa mektep okumuşum bu kusanı, sanatımız olduğu için elektrik, yani akıyor. Gerçi motor ama artı ve eksi tamamen zıt değil mi? Ama ne kadar bir içinde yapılandırıyor. Artı yoksa eksi zaten yoktur. Eksi yoksa zaten artı yoktur. Duman yoksa odunda nur yoktur. Yani birbirine sonsuz gözükürken imanla küfür aynı yerde. Melekle şeytan aynı. Artı kutup ve eksi kutup aküdeki gibi. Eksiyi kaldır. Artı denen bir şey yok ki. Akmaz ki. Şeytan eksi kutuptur. Melek artı kutuptur. İçinde akan enerji de insandır. Allah, insansız. İnsan. O elektrik arttı. Onunla meyhanedeki cihazı çalıştırırsın. Onunla camideki, mihraptaki lambayı çalıştırırsın. Allah. O ceylanla Kur'an basarsınız, matbada o şeyle küfür, inkar kitabını basarsınız. Artı kutup melektir, eksi kutup şeytandır. Oradan insan akar, akan elektrik hiçbirisine benzemez. Akma yoludur, akabilmesi için o kutuyla gitti, attı. İsterseniz Kur'an basarsınız matbada, isterseniz inkar fikriniz basarsınız. İsterseniz güzel bir kanal seyredersiniz, ahireti, isterseniz müstehcen şeyi seyredersiniz. Yani akan. Bu düzenin bütünselliği, kutup, artı eksi şeytan, melek, kablo, akan insan, işte yaptığı fiiller, hepsi düzenin toplu da kader.
Tamam ömrünü sistemi kader yapar, onu nasıl kullanacağını sen yaparsın. Bizim için çok büyük olan şeyler aslında çok büyük değil değil mi? Değil, yani değil. Basit yani. Basit. Bak, ömür ve hayat, doğma, büyümen, anne, baba, bu sistemlerin komplesi kaderdir. O sistemin içine girip nasıl kullanacağını senin iradedir. Sistemin içerisindeki yönlerlik. Mesela diyelim ki parayı nerede kullanacaksın? Ömrü nerede kullanacaksın? Kader bu sistemin bütünlüğü. Kader büyük nimettir. İman, kader, iman teklif edilmesi. Niye? Çünkü yeisin ilacıdır. Ve gelecek karamsarlığın nurudur kader iman etmek. Seni hadiselerden sıyırıp çıkartandır. Kader olmasa geçmişinde bir sürü günahlar şunlar yeisi mutlaka atar seni. Seni orada gömmekte kurtarıyor. Abicim bakın Nur Muhammedi, çekirdeği aslimiz. Bir mana tarafı var, bir de nur tarafı var. Değil mi Hasan abi? Hı hı. Nur tarafından kainat var edilmiş Hasan abi. Şuradan. Evet. Ama mana tarafı da olmazsa ki eksiği oluşturan, eksi kutbu oluşturandır. Her ikisinin birleşmesi, yani oradan imanın kuvveti, ziyası gelirken ademiyle birlikte aslında geliyor. Bizim bilmediğimiz o ademiyle birlikte geliyor. O eksidir. Evet, i̇kisinin, ademle beraber. İkisinin gelmesiyle birlikte insana o meyveye ulaştığı zaman nur oluyor. Evet, harika. Lambayı yakıyor. Ama bir hayal eder misiniz? Böyle bir toparlanın. Bir toparlanın. Eksi kutubu düşünür müsünüz Akü'de? Eksi. Mavi. Artıyı düşünür müsünüz? Kırmızı. Tamam. Arasındaki farkı hayal edebilecek misiniz? Zahirde eksi artı gibi gözükürken aslında bütünsel tektirler. Akü diyor işte yani. Akü diye bir şey mi? Peki niçin öyle demiş? İçindeki hakikatıyla akma, içindeki hakikatin akma zeminidirler. O emri nisbi, emrini artı ve eksi kutup. O aküdeki enerji bu yolla dışarıya alırsınız. Başka? Bir yolla, bak bir şey bir yolla dışarıya çıkıyorsa aynı yolla onun içerisine girebilirsiniz. Artı ve eksi kutupla çıkıyorsa, bir şeyler yapıyorsa o yaptıklarınla da bunu da inşa edebiliyoruz. Abi nasıl birbirini tamamlıyor, deli olacağım ya. Ve burada oraya bakan oradan da buraya bakma hakkını elde ediyor işte. Evet, hakkını elde ediyor. Verilene verilecektir. O zaman kutubunu kaldırın. Sökün kapı, kutup kaşlarını koyun. Artımatı yok. Bir siyah kutudur. Ama dışarıya ifade etmek, bir şey yapmak istiyorsan çıkart onu. Artı, eksi, onu çıkar. Ama böyle bir şey yapmayacağız Akü. Kafalarını kopartın. Düz bir şeydir. Hiçbir şey değil. İçeridekini dışarıya alamazsınız. İçeridekini dışarıya almak için size bir yol lazım. Onun adı iman, küfür, melek, şeytan, artı, eksi kutup. Aslında Akü'de böyle bir şey yok. Ben diyor sana varmam için orada bir şeyler inşa, fırın mı yapacağım? Bilgisayar mı şey yapacağım? O zaman bana bir yol yap diyor. Yolun adıdır aslında. Bariyer var ya yolda. Sağ bariyer, sol bariyer. Gidiyorsun yol. Tamam mı? Çizgi şeylerdir. Kaye şurada. Bu sistemin adı kaderdir. Sistemi nasıl kullanacaksın? İradedir. Sistemi düşünmek ihtiyardır. Anı yaşayan ihtiyardadır. İradesi yoktur. Ama mazi ile geleceğe bakıp halde tercih yapıyorsa iradedir. Ezber söylemiyor. Mazi ile geleceğe bakarsa, mazi ile geleceğine bakıp halde yaşarsa iradedir. Kafirin iradesi yoktur. İhtiyarı vardır. Hayvanların iradesi yoktur. İhtiyarı vardır. İrade vicdani sıfattır. Vicdanın dört tane şey. Vicdanın
en diş kabuğu hidayet, vicdanı, vicdanı, irade, zihin, his, latife rab. Anladınız? Ezber konuşmasın diye yapıyorum. İrade, vicdanı bitmiş adam diyelim. Kafir. Bilerek kafir. Ama kutuplarda yaşamış, dini bilmiyor. Onlar fetret değil. Onların iradeleri kısmen var. Çünkü iman edebiliyorlardır. İman edebilsin diye. Demek ki bedensel hayatı yaşayanlar, itikatlarını yaşarlar ve ihtiyarı yaşarlar. Kendilerini inşa eden, yani içselleriyle yaşayanlar, iradeleri vardır, mazileri vardır. Mazisi olanın istikbali olma hakkı olur. O da iradedir. Sistem acayip. İsimler verilmiş, irade, ihtiyar falan, baş döndürücü, işte itikat var. Ya bunlar takım. İşte bu ya. Abi, ya Allah aşkına. Artı ile eksiği birleştiren nefistir. Olmazsa olmaz. Sahabeyi sahabe yapan, Harun'un söylediği gibi, nefsi yok etmemişler. O ehli tarik bir sürü insan gibi. Sahabeyi sahabe eden nefsi tezkiye etmişler. Yerini de kullanmışlar. Yerini kullanmışlar. Yani her daim aküyü enerjiye döndürmüşler. Yani. Her daim. Evet. Yani sahabeler nefis öldürmemiştir. Öyle bir şey. Kullanmış onu. Yalnız bir tanesi yapmaya kalkmış, Allah Resulü müdahale etmiş. Şikayet etmiş karısı. Gece hanımıyla gitmezmiş yanına. Sabaha kadar ibadet yaparmış. Sabaha kadar ibadet yapıp bir de gündüz oruç tutunca bir tak hanımıyla olamıyormuş. Ondan sonra çağırmış. Öyle yapma, böyle yapma dememiş peygamber. Tevbe metoduna bak. Bu normal bir insan değil ya. Yani zaten değil ama bir aklen söylüyorum yürümek için. Bir tuhaf bir insan yani. Pedagog mu pedagog, psikiyatrist mi? Ya bir garip bir insan ya. Acayipime gidiyor. Yani imanımda demiyorum, garip. Şimdi ne yapalım, ne biçim adamsın lan? Böyle yapıyorsun lan? Demedi. Dedi ki, ey azam gel. Dedi ki ben Allah'ın Resulü'yüm. Bir kere hemen tak tak itikadını aktif etti. Ben de insan. Ben Allah'ın Resulü'yüm. Vahiy bende gelmiş. Beni kullanıyor. Ve ben aynı zamanda ben insanım. Evet ya Arzu. Benim çoluk çocuğum var. Hep ona, onun kendisini hatırlatıyor. Senin de var demiyor. Benim çoluk çocuğum. Ben diyor, gece de ibadet yaparım. Gündüz duruş tutarım. Hanımla da beraber olur. Gece ibadeti bir miktarı var. Teheccüd gibi. Sonra hanımımla beraber olur. Gündüz de pazartesi, perşembe oruç tutarım. Çarşı pazarda da iş yaparım. O ne yapardı? Sabah. Adem şeyin, Davut Aleyhisselam'ın orucunu tutuyordu. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyordu. Değildi. Davut da değil. Adem Aleyhisselam. Hep oruç tuttu. Her gün. Dedi ki, hayır Davud'i de kaldıramazsın. Pazartesi, perşembe. Ben dedi, peygamberim aranızda en dayanıklı Rabbine. Çünkü Cebrail beni destekliyor. Ben pazartesi perşembe tutarım. Her gün oruç tutmam. Sabaha kadar ibadet yapmam. Tevcut namazlarımı kılarım. Dua ederim. Dua ederim ve hanımımla da olur. Çoluk çocuğumla da meşgul olur. Demek istiyor. Sen böyle yap demiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Evet ya Resul. Vahiy benden gelmiş. Ben gece diyor kalkar, yatarım. Tevcutumu kılarım. Duamı yaparım. Gündüz de ticaretimi de yaparım, pazartesi perşembe oruç da tutarım. Çoluk çocuğumla da meşgul olurum, hanımın yanında olurum. Anladım ya Resulallah. Yani bu nasıl bir insan? İlk defa bir başkasını taklit etmiyor. Bu yöntemi nereden buldu? Akli bir yöntem değil bu. Terbiye yöntemi garip. Peygamber insan gibi gözükürken insanlığını kullanandır. Çünkü aynıdır bu alem, her şey hakkıyla kayın. Mirat-ı Muhammed'den kendisi görünür daim değil. Allah görünür daim. Çünkü niye Allah gözüküyor? Her esma azami derecede yaşanıyor. Kur'an ahlak. Hulukul Kur'an. Yani dersimizi bile süs diyor. Mektubatta bir tabir vardı abi 296'da. Bu sistemin neticesinde sanki... 24. mektup mu? 296'da.
296 yıl. Sır Kur'an ve nur-u iman ile ezelden ebede kadar bir nur vücut görünür. Sanki bu sistemin neticesinde insan nur vücudu görüyor. Evet. Nur-u vücut. Ne görüyor biliyor musun? Nur-u vücut olunca kendisi oluyor. İmanın ziyasını görürse kendinin dışındaki bir şey. Nur, ziyanın oluşturduğu şey. Kendisini görüyor. Ezel ve ebede kadar hayat nurunda medet alır. 15. şua. Bir daha söylüyorum. İnsan, insanlığı insan olarak bilirse kendisinin bir başlangıcı var, bir sonu vardır. İnsanlık sana verilmişse, insanlığın arkasında isen sen, 15. şuadan söylüyorum, ezel ve ebed nurundan medet alır. O zaman ömrü yoktur insan. Abi Allah başı aşkına, ve sonu yoktur. Allah aşkına bir daha abi, lütfen. Şimdi eğer insan kendisini insan bilirse onun bir başlangıcı vardır, bir sonu vardır. İnsan insan olduğunu bilirse başı vardır, sonu vardır. Ama insanlık sana verildi. Gömlek bana verildi, kalem bana verildi. Yani Gazali'nin dediği gibi insanlığının kıymetini bil, ölünce insan olamayacaksın daha. Başka bir şey olacaksın. Ha, insanlık bize verildi diyor. Midelerden bahsediyor. İnsanlık midesi, kalp midesi vesaire sayıyor. Tamam mı? Ruh midesi. Eğer sen insan olduğunu bilirsen başlangıcın ve sonun vardır. Eğer insanlık sana verildi, ben insan değilim, insanlığı da ben kullanıyorum, ben daha arkadayım diyorsan 15. şuada ezel ve ebed nurundan medet alır, insanın başlangıcı olmaz. İsterseniz okuyayım orayı. Bak orayı ezel ve ebed nurundan bak medet alır. Bazıları diyor ki öyle bir şey var mı ya? O zaman senin başın yok. Başın yoksa sonun da yok. Ne demek bu ya? Sonun yok ne demek? Başı sonu olmayan kimdir ya? İşte o zaman oku diyorsun yani. Acaba böyle bir şey. Bir tanesi dedi ki ne diyorsun sen diyor. Farkında mısın diyor. En sonundaydı da. Şeyde okuyor ama vücut verildi, hayat verildi, insaniyet verildi. Ha insan verildi, sana marifet verildi. Bak vücut verildi, vücut verildi, insaniyet verildi, hayat verildi, marifet verildi. İslamiyet verildi. İslamiyet verildi bak. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَا وَشُ اللّٰهِ Ayet-i kerimesinin sırrı ile, sır. Yani kendinde olan... Bak sır, bu normal anlaşılacak şey değil. Cihat hissetmeden herhangi bir cihetten olursa insan tenevvül eder. İnsanın dışında bir şey, insanın tenevvül eder. Hatta mümin olan bir insanın, yani insanlık bana verildi, ben insan değilim, daha arkasındayım diyenin, dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır ve İnsanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde imanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Yoksa insan nefes alamaz. Cennet bile insana nefes aldıramaz. Çünkü aldıramadığı için rüyetullah var. Ezel ve ebed nurunda medet alır. O zaman başlangıcı yok ki. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Şunlar, şecere-i hilkat hanesi gibi olur. Mazi ve müstakbel zamanları, ezel ve ebed zamanları, insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Bu gezdiği yer abi. Aralarında uzaklık kalkıyor. Kesinlikle. Öyle bir şey yok ya. Yani. Sırrı ya. Bu gezdiği yer kendi de değil. Bunu yani. Bir insan mı yazmış? Hanesi. İnsan yazmış ama yazdırılmış. Gezdiği yer. Bu Esma'da Allah ismine mazhariyetin mi? Kendi değil. Şöyle diyeyim. Bir nur talebelerinde bahsediyorum. Nurumdan bahsetmiyorum. Esma-i Sitte Risalesi var ya 30. Evet. İsm-i Azam zannediyorlar bizim kardeşler. Oysa altın nurundan bir nurdur. Nurdur diyor, ziya değildir. Nur ziyanın dönüşmüş halidir. Nur ziyanın dönüşmüş haline denilir. 6 tane isim İmam-ı Ali'ye göre ismi azamdır. 6 tane isim İmam-ı Ali'ye göre her birisi bir ismi azamdır. Ustad Bediüzzaman'a göre
altı tane ismin hulasa-i camiası Allahu Ehad'dır. Bir yedinci olarak mı oluyor abi? Yedi. Bunun adı da Hakikat-ı İslamiyet'tir. 199 Kastamonu. Ne diyor? Altı tane iman esası? Bu beş tane İslam esasına bir diyor. Altı tane iman esası. Beş tane İslam esasını tek sayıyor. Yedi. Fatiha'ya denk geliyor. Yedi ayet. Ve altı tane esma sitte Allahu Ehad. Tamam. Ehad. O ikisi altı. Bir de Allah'a bütünsel ile insan insanın arkasına geçiyor. İnsanlığının arkasına geçiyor. Hatta hey sen, insanlıkla ayıracağım seni sokak lafıyla. Hey sen, kimsen? İnsanlığına ne oldu? İnsanlığına yazıklar olsun. İnsanlığını mı unuttun? İnsanlığını unutan. İnsan ol biraz sen. Biraz insan ol, insan. Ha kimdim ki ben insan olayım? İnsanlığımı unuttum. Sokakta da bunu kullanıyoruz zaten. İnsan olmaktan da. Şecere-i hilkat oluyorsunuz. Allah Allah. Ezel ve ebed nurundan medet olsun. Hanesi yuvası diyor abi. Gezdiği yer şecere-i hilkat olmuş. Burada geziyorsun. Evet. Burada geziyor. Ha, hanesi yuvası geziyor gezdiği yer. Tamam. Sen sendesin, farkında değilsin. Zaten zihin aynasında tasdiki gönderilenlere ilim deniyordu. Ta bak, zihin aynası var ya. Bak. İyi misiniz? Nasılsınız? Bak, vicdan. Sen buraya geldin de benim yerimi de anlattın. Her şeyi yapayım o zaman. Ha, daha gitmiyor. Tamam. İrade mi abi? Abiler. Sonra? Sonra? Latife-i Rabbaniye. Bak, zihin aynasında tasdik nerede? Buraya gönderiliyor. Zihinle tasdikin arasında mı bir ilişki var? Vicdanla dima arasındaki ilişki bu mudur? Doğru. Oradan oraya gönderiliyor bu makam şeyde. Şey yapalım. Buna ilim deniliyor bu sefer. Ustad 15. şuada ayet-i kübrada şuna diyor ki oradan ilim denilen neymiş? Tasdik. Burada akılda ne var? Bilgi var. O bilgi onaylanırsa bütünsellikle ilim olur. İlim denilen tasdik. Şu anda da geçiyor. Abi izan değil miydi vicdanla bağlı? O vicdanın geneli. Geneli mi? Hı hı. Tabii. O zaman birebir de bağlar var. Yani. Bir bağ var. Ya hepsiyle alakadar bütünsel. Gül goncası gibi. Aynaya çalışıyoruz işte. Eğer bilgiler oraya iniyor, zihin aynasında onaylanınca tasdike geliyor, tasdikte ilim olur. İnanın Hasan abi, bunların bütününü bağlayan da besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların bütününü bağlıyor. Daha bütününü söyleyeyim. Bittin, felay mutlaka. Hiç kimse. Öyle diyor, sen toplasın. Öyle diyorsun. Ses etme diyor. Ses etme. Toptancı olma. Allah Allah, subhanallah. Toptancı, parayı kendi satıcılara veririz. Toptancı gidip de sokak insanlar mal satmaz. Abi hayatınızda ilk defa şu okları ters yaptınız. Bunda da bir hikmet var yani. Evet. Ömrümde ilk defa. Ok ayağıya doğru yaptım. Çünkü... Ok ayağıya... Şöyle yapsaydı, şöyle yapacaktın. Evet. Hikmete zıt gördüm. Şimdi bunu oku böyle yapsaydım, böyle getirecektim.
Böyle yap. Şimdi sol taraf ya, sola vurdunuz. Evet. Sol gelecektir. Abi, imanın vicdandaki farkı sevkâr zihindir diye ben düşündüm yıllarca. İmanın bütünlüğünü. Vicdanda, zihin kavşağında karşılığını buluyor gibi böyle şey yerleşmiş yarımlama. Dimağda bulunan nuru iman kendini ilme lakin ile tasdik de yapar. Görüyor musunuz? Şimdi buradan bir şeye vardım. Acaba doğru mudur diye soru işareti koydum. Ama ben daha bilmiyorum. Ama aynısını... Arkadaşlar ne diyor abi, duydunuz mu? Ne diyor? Gafur Bey bir baksın diyorlar. Gafur Bey bana baksın. Yalnız ki Gafur Bey de... Gafur, Fatih Sultan'dır. Herkes onu görür. Esas Fatih'i Fatih yapan arkasındaki Akşemseddin var. Akşemseddin, evet. Yavuz'u herkes Yavuz görür. Oysa Hasan Can'dır. Behlül Dana kimindi? Harun Reşit. Herkesin bir Harun Reşit'i, Behlül Danası, Hasan Can'ı, Akşemseddin'i vardır. Evet. Sizin de birisi olması lazım ki evet. O da Sözler abidir. Lemalar abi, Mektubat abidir. Evet. Tamam mı? Arabanız da, arabanız, bak, arabanız Kastamonu olsun. Yolunuz, yok, Kastamonu Emirdağ olsun, yolunuz Kastamonu olsun. Yani şöyle diyeyim. Kastamonu layıkası yap yapma, diş dünyamızı tanzim eder. Kastamonu ben bir yazayım. Kaç kere söylediniz bunu? Kastamonu diş dünyamızı tanzim eder. Yap yapma, de deme, git gitme, bulun bulunmalarımızı ona şey yapar, gösterir. Emirdağ ise içsel alemimizdeki çelişen ve çatışan fikir, duygu ve his. Fikir, his, duygu ve latifelerimizi bütünselliğe getir Emirdağ. Bağla idealist dava adamının ruh haritasını inşa eder. Ruh haritasını. Tarihçi hayat, Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun. Musa dedi, Firavun dedi. İman ve küfür mücadelesinin fikirsel ve eylemsel dış dünyadaki hayatımızı tanzim eder. Peki, şimdi bu benim anladığım tabii. İlme aynı yakin. Yukarıda yakin yazmışız zaten abi. Kalp. Nerede? Hemen iman içerisinde yakin. Harika kalp bir yakin diyoruz. Kim? Şu mu? Yakin. Hemen şöyle yapayım da. Aynı yakin. Mesela edebiyatçılar bunun şey derler. M'dan sonra koy soru işareti. Bundan sonra böyle koy. Ben bilerek koymadım bunu buraya. İzan. M. Burayı bilmiyorum ama Allahu alem. Çünkü dimağdakilerle kalp besleyen sistem vicdandır. İzandır. Çünkü diman kalbidir bu. Okumuştuk ya. Maneviyat merkezimiz. İtikat değil. İtikat maneviyat merkezi değil. Sistem. Edile-i şeriye sistem burada çalışıyor. Sistemle çalışıyor ya itikat. Yani abdestin farzı kaçtır? Namazın farzı kaçtır? Bu namaz kılmamız gerekiyor. Ezan okundu mu bu arada? Allah'a.
Ha, bu işte bunlar hep okunun cezanın olması lazım, namaz kılmamız lazım. Kaç rekat şu kadar, bunlar hep itikadımızı oluşturur. Yani sistem çalışır. Burada ise maneviyat çalışır. Yani o şeyin tarafı. İtikad Mehdi abi, izan Risale-i Nur, izanı kullanır. Tamam sen çoğalt. Sen çoğalt ne yaparsan yap. Şimdi bu divan manevi kapısıdır. Aşağıya atıyor, vicdana basitiyor. Tamam. Aynelekin, yani gözle görmek, hakkalekin, yani bu kalp olduğuna göre ama yani şeyin kalbi yani, iman, manevi. Bu itikatta edile-i şeriye. İtikat edile-i şeriye ile malzeme, sistemi o. İtikat edile-i şeriye. Ne demek? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani bir şeyin doğrudur, itikat ederiz. Nasıl ederiz? İtikadın nereye göre itikat? Ben buna itikat ettim. Yani edile-i şeriye tabi. İtikadın yazılımı edile-i şeriyedir. Yani öyle. Kural yani. Kurallarla kurulur. Sonra malzemelerle aktif olur. Tamam mı? Şimdi bunu bilmiyorum ama ilerleyen saatlerde daha şey çıkacak. Ama çok acayip. Hakkal yakin itikatla oluyor. İlmel yakin ise bu tasdik ve zihine mi bakıyor abi? Bu da tasdik. Bu da tasdik. Onu da şey yazayım çünkü onu da yazacaktım unuttum. Hangi kalemdi? Aynel yakin, ilmel yakin. İlmel yakin. Vicdandaki zihne mukabil geliyor. Nasıl bir şey? Allah neyle meşgul ettiriyor? Ben sizden olsaydım, siz safsınız, saf. Çoluk çocuğunuzu televizyonu bıraktınız, pazar günü pikniği bıraktınız da ha bu deliyle berabersiniz. Benimle beraberseniz hemen kalkın gidin. Kendinizle beraberseniz oturun dinleyin. Sanki bu şu anda tahtada inşa ve ihya'ya birer misal olduğu gibi. Önce mesela yaptık, aşağıdan geldi geçmişte. Yani birçok şey hala tahtada duruyor. Ama sonra yaptıklarımızı geçmişle bağladığımız için o da ihya'ya dönmüş oldu. Evet, ama şurayı daha bilmiyoruz, şey yapmadık. Bu kayda şey olmasın. Hani sileyim bunu, şurayı. Denk geliyor mu ya? Denk geliyor mu? Silelim, sanki kuvveti soran nur dedik ya. O nur, su, hava, toprağı bilmiyorum. Tamam, nur, tamam mı? Kuvveti nur dedik. Tamam, nur, nur dedi, konuştuk. Kalbe su olduğu belli. Kalp sudur. Hı. En cami topraktır kesin. Vicdanla ruh. Bu zaten kölesidir. Çekirdek. Bu kanuniyettir nur ya. Doğru değil mi artık bu? Bence nur doğru. Yani. Yani şu ruhla vicdan arasında biraz gidip gelmeler yaşıyoruz ama isterseniz garantisi olsun diye. Salsın abi, değişik bir şey olursa fikri olan söylesin. Şu. Tamam. Ama garantisi. Kalem bizde nasılsa. Bu şey geliyor. Kesinler. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin yakin, bunlar dimağda olduğu gibi kalpte de bu üç mertebeler vardır. Şimdi geçiyorum öteki tarafta. Bu ilmel yakin, aynel yakin de kalpte de var. Zihin, dimağın şeyiydi ya, yansıma yeri. Mektubat 263. İkindiye ne kadar var? İkindiye ne kadar var? Sorun yok değil mi? 263 mektubat, tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu ister ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. Bir daha, tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu ister
ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimai iktiza eder. Vahdet-i içtimaiyemiz yoksa demek ki vahdet-i itikadımız yoktur. Vahdet-i itikadımız yoksa tevhid-i kulubumuz yoktur. Tevhid-i kulubumuz sıkıntılıysa tevhid-i imanımızda sorun vardır. Şimdi aşağı doğru iniyorum. İman da tevhidi kullanıyor. İtikatlı ise vahdeti kullanıyor. Görüyor musun bak? İman da tevhidi kullanıyor. Tevhidi. Tamam, iman. İtikat ise vahdeti, sistemi kullanıyor. İman tevhidi kulubu diyor. İtikat vahdet içtimai diyor. İman kalp diyor, itikat dima diyor burada. O zaman cem ediyorum, iman, tevhidi, o da kulub kalbi, itikat, vahdeti, içtimaiyatı. Tevhid, tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvur eden çok kıymetdar ve burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdik, bak buraya da geldi. Biraz ilim denilen tasdik, tevhid diman tasdik makamında, bak nereden ne çıkartmak için bunu yazdım. Tevhid nerededir dimağımızda? Tevhid diman tasdik makamında, burada ortaya çıkıyor. Vahdet ise, yazacağım bunu. Vahdet, Allah'a Celle Celaluhu yakınlık demek. Yani gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme haliymiş vahdet. Şimdi, tevhidde iman kullanılıyor, vahdette itikat kullanıyor. Tevhid, ilim denilen tasdiktir. İlim de sıfattır, asıl değil. Tasdik aynasında gözükene ilim, bu ilim vicdandaki zihinden gelen malumdur. Bu zihindeki malumları oluşturan ise tasavvurdaki emr-i itibari ve emr-i nisbilerdir. Abi çok mu hızlı gittik ya? Evet. Niye? Çünkü şimdi döneceğim tekrar. Yaza yaza. Çok acayip bir şey. Şimdi ben bunu şöyle alayım. Abi arkayı mı çevirelim? Arkayı çevireceğiz. Ben çeviriyorum. Sayfa kaçırmışsın. Gel abi. Nasıl yapacaksın? Çarpmadan. Dima'yı bana göndermedin. 206. Bu çarpıyor bana. Ama Dima'ya göndermedin. 206. Çok eski. 206 mı? Ben de silin göndü. Gel. Orayı kapatma. O hep açık olsun. Hep açık olsun. Hep açık olsun. Aç hep. Onu aç. Tamam. O zaman hafif bir çevir istersen kapat ya. Baktım oynuyor. Tamam. Şimdi ben çok ilginçtir. Hepsini yazayım mı? Yazayım. Bak arkadaşlar. Çok ilginç bir yer değil mi? 206. Mektubat 263. 206. Artık burayı siliyoruz ya. Nüfus cüzdanıyla artık işimiz yok. Şu nüfus cüzdanıdır. Bu şey yapar mısın abi? Ben bakayım. Tamam tamam bitti. En geçirmiş. Şimdi mektubat 263. Tevhid-i imani ve vahdet itikat dahi vahdet içtimaiyeyi itizam eder.
İşti. İktiza eder. Şimdi bak iktizayı nasıl yazıyorum. Çünkü bu hüküm ikisine de ait. İkisine ait olunca öyle yapıyorsunuz. O zaman bunun ikisinin neticesi sadece dâre midir abi? Evet. Doğru. Sistem öyle. İman da vahdeti kullanıyor. Kulüp ne demekti abi? Sorması lazım. Kalpler. Kulüpler. Kalpler mi? Kalp değil, kalpler. Sağ olun. Bu ayı geldi. Bu ayı geldi.
buraya kadar tevhid imanı tevhid-i kulubu ister. Kalp. İman kalbi inşa eder. Vahdet-i içtimaiye dahi diş dünya. Vahdet-i itikat dahi. He, vahdet-i itikat dahi. Vahdet-i içtimai iktiza eder. Yani onu iktiza eder. Mesela diyelim ki adam itikadı bozuk. Senle yani mesela o cemaatle uygulayalım veya evde. Adam sorunlu, problemli. İtikadında sorun var. Yani itikad sorunu olunca o yedi mertebe vardı ya, bir tanesinde sorun var. Kızı uyguladım ya, kızı, oğlanı, hanımı, kendisini dimağı anlatmıştım. Şimdi imanda tevhidi kullanıyor. Tamam mı? Tevhidi kullanıyor. İtikatta ise vahdeti kullan. Burada da onu söyledi. Tamam mı? Şimdi yani iman kalpte, itikat imanda. Bedi. İman, bunu toplarsak ikisini, iman tevhidi ve kulup kalpte. Bu nereden çıktı? Böyle çıkıyor. İman tevhidiydi. Tevhidi, iman, kalpte, kalbi de ekledik. İtikat, vahdeti, vahdet dediğim anda, iktidar, vahdeti, vahdet, içtimaiyatta. Şimdi tevhid yalnız tasavvurdan ibaret değil, şualardan. Belki ilmi mantıkta, tasavvura mukabil ve marifeti tasavvur eden, hani tasavvuriye vardı ya, tahayyül tasavvur, ondan yüksek demiyor. Çok yüksek deyince arada bir tanesini atlarsa, bir üst olursa çok yüksek denmez, yüksek denir. Şöyle diyeyim, şu ben merdiven düşünün, yüksek. İki tane ise, arada bir tane de varsa ona çok denilir. Tasavvur neredeydi? Şimdi böyle alırsam almam lazım, israf olmasın. Abi şuraya yazalım, şöyle ufakça yazmayacaksın başka. Şöyle yapayım, tamam o zaman. Şu, itikat. İltizam, izan, tasdik, tahakkul, tasavvur, tahayyül. Bak şimdi, ne kadar acayip bir sistem. Tevhid yalnız tasavvurdan ibaret değil. Yani düşünce değil. Evet. Yalnız. Yani böyle bir zaman orada değil. Çünkü her şey var. Evet. Şurası serbest sahip. Yani şeytan da var burada. Serbest sahip. Şeytan da melekler de cebelan ettiği yerdir. Risale'de ceylan, seyran, deveran var. Ona çok soruyorlar. Onu hapishanede Allah nasip etti. Onu Allah nasip etti. Çözdük. Defterde şimdi gideyim ona. Şimdi bak, yalnız tasavvurdan ibaret değilmiş. Tevhid. Şurada değil. Bak abiler. Tamam abi. Şuradan geliyor. Neymiş peki? Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil marifeti tasavvur eden yüksek değmiyor. Çok yüksek. Orada o zaman arada bir tane berza olması lazım. Bu. En az. En az. Tasavvurdan orada yüksek denilir. Bak, burası, bu tasavvurdan burayı kastediliyorsa yüksek. Eğer tasavvurdan çok yüksekse en az arada başka bir şey var. Şu. Tamam mı? Marifet-i ilahi nerededir abi?
konuştuk. İşte onu da bak gelecek. Marifeti tasavvuriyeden çok yüksek. Marifeti tasavvuriye burada. Marifeti tasavvuriye Allah'a... Marifeti tasavvuriye ilim değil midir? Dur. Sonra geç oraya. Marifeti tasavvuriyeden çok kıymetli. Tasavvuriye, tasavvur buradadır diyorum. Yani küfürde tasavvur ediliyor, Allah'ta tasavvur ediliyor. Tamam mı? Burada tasavvurdadır ama. Çünkü burada her şekilde tasavvur var. Her şekilde izan var. Hepsi var. Zan var. Menfi ve müsbet. Hiçbirisi menfi demiyor. Marifet var ya. Ama hangi seviyede marifetin? Kendisi değil. Tasavvurdaki marifet. Burada sırf şeytan tasavvur edilmiyor ki. Küfür tasavvur edilmiyor ki. Tamam mı? Tamam. Marifeti tasavvuriye. Burada. Ondan çok yüksek. Demek arada bir berzah var. Kıymetler. Neymiş o? Burhan'ın neticesi olan ve burada Burhan var. O şey, bu da bunun neticesi olan ilim devlet astekti. Bunu ektiğin taakkulde Burhan var. İlim denilen tasdik. Burhan da aklın bir sıfatı mı yoksa evet. Taakkulden mi sadece? Taakkulun içinde aklın şeyi, ben hemen onu ekleyeyim de. Çünkü siz yazmıyorsunuz anladım. Çünkü bildiğiniz için size gerek yok da. Evet. Burhan taakkulun taakkulun içindeki aklın bir sıfatı. Taakkulun batını gibi. Tamam abiler. Böyle kaçırmayın. Bazı şeyleri kaçırmayın. Çünkü bir şey varmak için işaret taşları yolda. Defteri buraya alır mısınız? Alır. Peki. Abi bunu sana engel oluyor. Böyle desene Allah. Peki. İlim denilen nasıl oturuyor? İlim denilen tasdik. Bak. Şimdi devam ediyor. Ders devam ediyor. Vahdet yazıyorum. Vahdet. Şöyle. Vahdet, vahdet. Bu manada kullanıyoruz. Şu yazar mı ya? Bu şeyi buraya koyduk ama. Geliyor mu size işin şey? Çok açık abi. Biz görürüz de kamera görmez. Görüyor musun? Kamerayı görmüyor. Görmüyor. Gönlünü, kalbini abi şu cahaya çok ufak bir soru sorabilir mi siz yazarken? He. Şu vahdet-i içtimaiyeyi diyor ya aslında. He. Bu hani birinci sözde bir bölüm var. Vahdetin içindeki sikke-i ehadiyeti diye. Yani vahdetin içindeki ehadiyeti demek manasını taşıyor acaba? Vahdet sistemdir. Sistemin içindeki sen. Seni yapılandırdığı şey. Vahdet sistemdir. Tamam. Allah değildir. Tamam. Sistemin adıdır vahdet. Sistemin birliği. O ehad. Ehad ise o sistemin, o vahdet, bütünlüktür. Her bir şeyde kodlanması. Yani her hücrede sen yok musun? DNA. Evet abi. Her hücrede DNA yok mu? Evet. Tırnak hücresinde göz yok mu DNA'sında? Hani DNA'da sen varsın kardeşim. Her tırnak hücresinde de, göz hücresinde de DNA var.
her hücrede de insanın tamamı var. O vahdettir. Şey ehad. Vahdetteki ehad. Ehad. Ama bu ehadların toplamıyla bütün bir insanın bir büyük hücre düşünürsen bu da vahdettir. Hücredeki DNA ehad, ehad. Bu öteki sistem vahdet. Yani külli ve cüzi gibi. Tamam. Bu şeyde kullanılır. Harici şeylerde vahdet, ehad, somut şeylerde kullanılır. Bu lügatta göremezsin. Cüz ve kül mü oluyor, cüzli ve külli mi oluyor? Cüz ve kül. Ha, cüzli. Şey, onu bir daha söylersen. Bak olabilir. Mesela, kül ve cüz. Kül ve cüz somut şeylerde kullanılır. İnsanın dış dünyasıdır. Külli ve cüzi somut şeylerde ki insanın içsel aleminde kullanılır. Böylelikle kaç tane oldu? 4. Ha, dış dünya vahdet ehad. Tamam. Somut değil mi bunlar? Bunlar somut. Ha, vahdet ehad. Vahdet ve ehad. Vahidiyet ehadiyet. Vahidiyet ve ehadiyet içseldir. Soyut şeyler için kullanılır. Ben de yazayım ki şu an söylediğim burada yazayım ki sonra yine de başka şey yapınca onlar sorar. Ben yazıyorum. Bak. Kül cüz somut şeylerde insanın dışında insanın dışındakilere sistem oluyor yani. O da külli cüz'i soyut şeylerde insanın iç aleminde. İç aleminde tevhid evet tevhid diyorum. Vahdet ehad. Vahdet ehad kül cüz somutta somut şeylerde şeylerdeki vahidiyet ehadiyet ise külli ve cüz'ilerde ki soyut şeylerde. Tamam abi. Yazayım ile. Onu söyleyeyim. Onu yazalım abi. Çok şey bir şey yani şablon. Peki. Bunu yazacaktık, orada yer şey olmasın diye bakayım ne kadar yer bize müsaade edecek, ona göre nereye yazacağımı belirlerim. Nerede? Şuraya kadar gelir. O zaman şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Şöyle yazıyorum. Tamam mı? Bunun bir çatışmamız lazım. Bak. Kül. Cüz. Geçen hafta yazmıştık zaten. Somutları. Ondan sonra bu somutta somut şeylerde İnsanın dışında ki varlıkla da değil mi abi? Öyle mi anlayacağız? Evet. Vahdet ehad yok. Ne demiştik? Vahdet ehad. Ehad. Tamam. Şimdi
Külli ve cüzi insan için değil mi abi? Evet. Hepsi insan için de dış dünya. Mesela karaciğer cüzdür. Böbrek cüzdür. Kol bacak bir parçadır. Bütünün parçası. Tamam mı? Parçadır. Bütün organların bir araya gelmesiyle insan, şu insan küldür. Benim dışımdaki bir şey bunlar. Tamam mı abiler? Şimdi her bir hücrede ben var mı? Evet. DNA. El DNA'daki ben cüzidir. Tırnaktaki da hücrede de varım. Gözümdeki DNA'da da ben varım. Tamam mı? Her bir hücredeki insanın yazılımına cüzi. O hücrelerin toplamıyla insan ne oluyor? Külli oluyor. Bir dış dünyamda, bir dış dünyada, bir de iç dünyada, bir mülk, bir de melekut. Bir zahir, bir batın, tamam mı? Şimdi bu budur. Somut şeylerde, dış dünyada, yani organ dış dünyadır ruha göre. Ve düşünürken, zaten o düşünce sistemini getiriyor. Ustad, bu acayip bir kavramdır bu. Çünkü senelerce kavga ediliyor üzerine. Fikir kavgası neyin nesidir diye. Çözemezsiniz. Soyut ve somutu iç ve dış dünyayla ilişkilendiremezsiniz. Kül ve külli ne dersen dersin. Herkesin ayrı bir şey üretiyor. Ve kendi ürettiğini bir dahaki hafta kendisi yapsa kendisi değiştiriyor. Değiştirmek zorundadır. Başka şansı yoktur. Çünkü bu izah edilemez. Soyut ve somutu bilmezsen. Yani zahir ve batınla meşgul olmasa. İnsanın dışındadır bu. Ve bu vahdettir, sistemdir. Sistemin bir yerdeki bütünlüğü. Ehad. Tamam, bunlar zahir. Vahdet ve ehad, zahir var. Külli ve cüzi, o zahirin bütün şeyi, enfusisidir. Soyut şeylerde, düşünsel dünyada, içsel alemde, insan içindedir. Bunlar bütünsellik işte, vahidiyettir. Eğer her bir şeyde ehadiyettir. Vahdaniyet yazdım. Şimdi nerede yazdım? Baştan. Vahdaniyet, vahidiyet. Vahidiyet olacak. Vahdaniyet yazdım. Vahidiyet olacak. Tebrik ederim. Ya sildim mi devam oluyor abi? Tamam, sildim mi devam? Vahidiyet. İkisinin kesin vahdaniyet oluyor abi. Evet. Yazmışlar. Peki vahi diyet mi yazacak? Evet. Düşünebilir misin? Ben başka bir soru oluşturdum kafamda. Şey, vahdaniyet olsun. Evet, şunu da yazayım abi. Evet, şöyle. Şimdi Hasan abicim, vahat diye baktığımız zaman biri birisiz olmuyor. Lazım. Biri birisiz olmuyor, evet. O onun lazımı, o onun lazımı. Hangisini diyorsun? Mesela vahdetle ehad. Olmaz. Biri birisiz olmuyor. Ama vahidiyetle ehadiyet konuştuğumuz zaman biri birinin içinde mevcut. Biri de diğerinin içinde mevcut abi. Yani şöyle bir şey diyeyim size. Daha tefekkürüne malzeme olsun. Her batın zahirisi yok. Her lef-i mahfuzdaki her şey vücuda çıkmaz. Çünkü lef-i mahfuz ispat onaylamamış. Unutma. Her gaybde olan zahirde yoktur. Ama her zahirde olan gaybde var. Bir daha. Her mülkte olan, mülkte gelmiş, mahluk olan melekutu vardır. Her şey mülktür. Bunun enerjisi melekuttur. Her mülkte olan melekutte vardır ama her melekutte olan mülkte yoktur. Örnek, Allah'ta olan her şey vücuda gelmemiştir ama vücuda gelenler hepsi Allah'ta vardır. Başka, lef-i mahfuzda olan her şey vücuda gelmemiştir ama vücuda gelenler hepsi lef-i mahfuzda vardır. Kitab-ı Mubin
vücutta var olan, anda olandır. Anda olana kitab-ı mübin. Mazi ve mustakbelin cemi ise imam-ı mübindir. Elhamdülillah. Bu dersin içinde ayrı bir ders oldu. Çok güzel oldu elhamdülillah ya. Evet. Çok şey. Çok güzel. Mesela bir dersin ilk birinci faslın anlayan için hasreten doktoruma çok çok dikkatimi çekti. Çok istifade ediyordu. Ediyordu şimdi ama daha fazla değil. Sahası olduğu için diman yapılandırması vardı. Çok önemliydi o psikoloji noktasında. Adam mesela ben de niye bu kötü zanlar geliyor? Ben aklımı oynattım. Aklımı oynatacağım. Merak etme. Aklımı oynatacak diyorsan aklın çok sağlam. Ona zaten hücum dalga oraya geliyor. Abi niye buraya geliyor? El cevap. Deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Dalgaya küfredeceğine bağırıp çağıracağın eve evini başka yere taşı. Ama taşımaya gerek yok. Olsun. Dalga da duyuyor ama bazen de şey düz çarşaf gibi denizde görürsün. İnsansın. Unutma. Ey vesveseli evamlı psikoloji rahatsız mı zanneden? Rahatsız değilsin. Öyle inanıyorsun. Burada serbest sahadır. Herkes horonunu vuruyor. Bana niye kötü geliyor? Görsün niye gel? Soru soruyor. Niye geliyor? Niye gelmesin? Abi ama müsbetler fazla gelsin. O zaman her şeyi seyretme. O zaman her şeyi okuma. Tamam mı? Tamam. Yaptık abi. Şimdi geri dön. Ya acayip. Ya Rabbi seninle gurur duyuyorum Allah'ım. Nasıl yaptın ya? Böyle nasıl hatırına geldi ya? Ya herro ya merro yapmamış. Her şey her şey açık. Şurası. Burası dur dedi. Oh bir aklımı oynatacağım diyen buradaki tasavvurlar. Akıl burada. Burada tasavvurdadır o düşünce. Düşünce değil mi aklımı oynatacağım? Oynatmışsan diyemezsin zaten oynatacağım. Oynatacağım diyorsan buradasın. Tasavvurdasın. Tasavvurda aldı aklı oynatınca. Oynattım aklı. Bakırköy. Düzelebiliyor tasdik var. Başka telkinler yapıyorsun ona. Bazen şeyler uyandırıyorsun. Ulvi şeyler. Bakırköy'de şeyde. Uyandırıyorsun. Sonra bazı şeyler yaptırıyorsun. Fiil. İktizam. Sonra bazı olguları oluşturuyorsun, kişilik veriyorsun. İtikat kişiliktir. Ya zahirde gözüken mülkteki kişilik ve kimliğimizdir. İman ise şahsiyettir. Çok güzel ya. Yani Allah'a karşı şahsiyettir. Hemen ben bunu da yazayım. Oğlum daha önce bir daha konuşmuştuk ama her seferinde çarpıyor insan aslında diye. Ya şey, yok yok yok. Şahsiyettir derim. Tahattüm ettim. İtikat. Tahattüm ettim. Kişiliktir. Kişilik ve kimliktir. İman ise şahsiyettir. Ne çekiyor? Abi biz daha önce de iktizama kişilik demiştik. Ne çekiyor? Bunu bir düşünelim haftaya. İltizam fiile tezahür etmiş. Kişiliğini oluşturuyor İslamiyet. Fakat elbette ki onu besliyor. İltizam, İslamiyet diye. Bunu besliyor, kişiliğini, kimliğini oluşturuyor. Bu da sana o özelliği veriyor. Ünvan mı oluyor? Evet. Ben bir de bir şey için tebrik ediyorum abi sizi, hakkınıza helal edin. Şu arkadaki şu tevhid sadece yalnız tasavvurdan ibaret değil. Onu nasıl çıkardınız tasdik denilen ilmi, tasdik olduğunu. Ben tam konuşamıyorum ya malum. Müthiş bir şey var orada. Sizin nasıl ders çalıştığınız, nasıl dersi anladığınız da buradan ipuçları var. Evet, yani buradan, o bürhan oradan, bürhandan tasdike nasıl çıkılacağını, yani dersin nasıl neticeleneceğini gösterdiniz lan müslüp olarak da. Yetmiyor. Bak, ben şuraya da eksik oldu. İkna oldun ama ben ikna olmadım senin soruna. İslamiyet ya bu. Evet. İslamiyeti münafık da yaşar ama şahsiyeti yoktur. Ben de bir şey söyleyeyim. Hakkalyakin iltizam olması lazım bana göre. Hakkalyakin? İltizamdır. İtikat değildir. Şu itikat değil midir diyorsun? Arkada hakkalyakin soru işareti koydunuz ya. He. Ben onu iltizam olarak kaydettim kendime. Ha tamam dursun.
Tabii ki zenginlik olacak. Zenginlik olacak. Zaten mı koydum. Orayı diyorsun ha? Evet, orayı dedim. Şimdi marifeti tasavvuri çoktan ara berzaklar. Risale-i Nur nasıl okunmalı? Burada bunda dersini aldık abi sizden. Allah razı olsun. Aynen. Ben çok istifade ettim. Çok diyor. Bak marifeti imaniyeden kıymetdar. Ama çok diyor. Aynen. Çok deyince cemaatin ekali üçtür. Bir de şu diyor ya mesela Burhan'ın neticesi olan. Evet. Burhan neredeydi? Tahakküldeydi. İlim denilen tasdiktir. Evet. Sıralamayla müthiş vermiş usta. Acayip. Yani meclisten dışarı adam gibi bakarsan metne kavir her şey zaten söylüyor. Evet. Kavir mi adam? Bunun için mi tattın? Bunun kavisine bir şey mi kattılar acaba? Yok ben uyuyordum. Şey yaptım da uyuyor. Kavur susunca kavur bir şey diyecek galiba sana. Ama yok. Risale çok garip. Şimdi böyle bak bunda bunu çoktan bile bu mertebe çıkıyorsa bak bu tasavvur burada. Marifet tasavvur. Eğer yüksek deseydi bu olur. Çok deyince arada bir berzah var. Çünkü cemaatin kalili çok azı. Çok değilse tek değil. Tek değil. En az ikidir. En az. Hatta üçü değil. Bir, iki, üç. Üç cemaat oluşturdu. Bu arada bir berzah var. Üçe geçti. Çok. Üçe geçti. Ondan sonra sağlamasını yapmam lazım. İlim denilen tasdik dediğince demek ki tasdik ilimmiş. Ve sağlamam da doğruymuş. Ta oturmamışa mı diye soru işareti koyuyor ama bunları da koymak. Metinde Burhan'ın yerinde söylüyor ayrıca. Evet. Burhan'ın neticesi. Burhan'ı da söylüyor. Neticesi. Ben Burhan çıkmama yazın dedim. O Risale'nin bambaşka biliyor musun? Mezar taşıma yazılması doğru değil mi? Risale-i Nur'a doymadan gitti. Sanki hızlı gelecek gibi. El-Baki vel-Baki rahmetli televizyona ve deccala düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhuna Fatiha ve Reddalin amin. Orada ne olacaksa belli değil. El-Fatiha. Fatiha okutturdunuz. Vaciptir ya, vacip yaptım. Selam olsun. Allah kabul etsin. Ne yapalım dersin? Keselim mi? Keselim. Allah ömrünüzü uzun etsin abi. Bitti mi? Peki. Madem Fatih'si için. Allah ömrünüzü uzun etsin abi. Tekrar Elfan. Devamlı değil, devamlı. Devam değil ve bir. Ne dersiniz deyin. Tamam mı? Şöyle o zaman bitireyim şunu. Tevhid'de imanı kullanıyoruz. Vahdette itikadı kullanıyoruz. Bunu var ya, siz de uygun görürseniz eğer, inşallah hiç silmeyelim de. Abi çünkü çok... sorulara mı cevap ver? Verecek şey yapacak gibi. Yani haftaya bunu inşallah bununla başlayalım Hasan abi bir daha. Tamam, doğru, doğru, tamam. Tamam abi. Thank you.
Tamam işte, el gibi duman olmuştu. Evet, böyle bir resim. Ben pataki döndüm. Yok, pataki döndüm. Tam da gitmedi. Şey, kamerayı kapattıysan rahat rahat bir soru sen. Patladı. Kapatalım mı? Açık. Ooo diyor bu kamera. Yok, siliniyor. Böyle şey, rahat konuş. Ona ne makro diyorsun? Olsun. Siliyorsun zaten. Aslında insana vermiyorsun. O zaman şöyle söyleyeyim. Vahdet ehad. Vahidiyet ehadiyet. Bunların bütünlüğü Rabbe, vahdaniyet de Allah'a mı bakıyor abi? Böyle bir şey söyleyebilirim işte. Bir daha. Vahdet, ehad, vahidiyet, ehadiyet. Kişinin Rabbine, vahdaniyet de Allah'a. Rabbim. Rabbim. Evet, çoğalt işte. Doğru. Bu zihindeki malumları varımları oluşturan ise tasavvurdaki emri itibariyle emri itibariyle emri itibariyle öldüm artık. Kafayı yitmeyin. Demek ki yemedim. Neler öğrendik bu kadar sana bir yani. Peki bu itikad olursa o zaman insan siret ve suretini teşkil eden, oluşturan şeriat bunların bütünlüğüdür diyebiliriz. Harika. Suret itikattır. Sireti de imandır. Tamam. Aynen. Sima. Aynen. O da çok güzel. O da güzel oturdu. Tam kalıba oturdu. Ya ne güzel ya Rabbi ya, ne güzel Allah'sın. Nasıl birbirimize şey yapıyorsun. İtikat surettir. İtikat surettir. İman siret ise surettir. Peki ikisinin ahlaktır, sıfat. İkisinin cimri acaba ahlak ve sıfatı var ya. Evet. İnnallâhe halakal insanı ala sureti rahmanı anlatırken sureti rahman diye bakmışlar. Aslında sureti rahman şey diyor ustad, sirettir, ahlaktır, sıfattır diyor. Evet. Suret değildir. Şimdi bu ikisinin cimri biz açık olsun. İtikat surettir, iman sirettir, atındır, batın var. İçseldir. Ondan sonra peki şunu şöyle yapalım. Ayrı bir madde oldu. Ortaya çıksın. O zaman vahid ve ehade bakıyor bunlar. Evet. Somut olduğu ciğer. Evet, o. Nerede? Hakikat. Evet. Mesela itikada hakikat denilebilir. Harika. O da çok güzel. Kalıp oturunca ne kadar şeyler geliyor. İtikat, itikat, hakikata, çünkü hakikat esmalar kendisini cilve cemandaki sanat olarak zahirde gösteriyor ya, itikat da zahirle yürür. Yani edile-i şer'i ile yürür. Edile-i şer'iye malzemesidir. İtikat, hakikata, iman ise mahiyete bakar. Bakar. Yani sistem artık bilindiği zaman çoğalt, artık dolduruyorsun. Malzemelerini kullan. Malzemelerini kullan. Ben şimdi bu temel taşlar olduğu için yazdım. Peki, burada kesiyoruz. Zaten kesmiştik. O Fatiha'nın üzerine Fatiha çekmiyorum. Fatiha çekilmişti. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı ve Cenab-ı Hakk'ın istikameti üzerimize ve bizi sevenlerin, bizim sevdiklerimizin de üzerlerine olsun. Bize dua edenleri, kim bilmiyor, size de hepimiz de. Bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi de Allah iki cihanda aziz eylesin. Onları ve bizi
maddi ve manevi hastalıklardan, insi ve cinni şeytanın şerrinden, semavi arz-ı afaklardan, zahir ve batın her türlü şeylerden muhafazayı emin eylesin. Amin. Ya hafiz üzül celal. Amin. Amin.